Hoş geldin 10. sınıf tayfa. Bugün blok dersi yapacağız. İlk konumuz fonksiyon çeşitleri. Haydi bakalım başlayalım. Fonksiyon çeşitlerini arkadaşlar 5 parçada inceleyeceğiz. Bunlar içine örten ve birebir fonksiyonlar. İlk maddemiz bu olacak. Burası kritik. Bu içine örten ve birebir fonksiyonları iyice öğrenmen lazım. İkincisi eşit ve birim fonksiyonlar. Bunlar birazcık daha kolay halledilebilecek bir başlık. Sabit ve doğrusal fonksiyonlar aynı şekilde kolayca halledeceğiz. Tek ve çift fonksiyonlar önemli. Niye önemli? Çünkü ileride gireceğiniz AYT sınavında çok ama çok karşılığı olan bir başlık olacak. Ve en sonunda parçalı fonksiyonlarla bugünkü konumuzun ilk blok dersimizin son kısmını anlatmış olacağız. Bakalım bu konunun kullanım alanları ve faydaları nelermiş? Fonksiyonların matematik tarihindeki yeri üzerinden bir yazımız var. Diyor ki ortaya çıkışı çok eski çağlara dayanan fonksiyon kavramı klasik ve modern matematik arasındaki ayırıcı özelliklerden biri olarak görülür. Matematikçiler tarafından çeşitli birimlerde tanımlanarak gelişen kavram için fonksiyon adını ilk olarak Leibniz 17. yüzyılda kullanmış ve birçok bilim insanının katkısıyla gerçekleştirilmiştir. 1960'lardan sonra fonksiyon kavramı ders kitapları ve öğretim programlarında yerini almıştı. Kritik konulardan bir tanesi. Çünkü sanki arkadaşlar böyle temel matematikten ileri matematiğe geçişin önemli kıvrımlarından bir tanesidir fonksiyonlar. Buna göre fonksiyon boş olmayan iki küme arasında her elemanı yalnızca bir elemana götüren bir eşlemedir. Malum bundan önceki derste bunu detaylıca konuşmuştuk. Fonksiyon kavramı, fonksiyon olma şartlarını orada değerlendirdik. Bu konuyu bitirdikten sonra bazı ödevlerimiz olacak arkadaşlar. 0'dan 10'a matematikte sayfa 100 ile 119 arasını çözmen gerekiyor. Dinamo matematikte de sayfa 95'ten 110'a kadar olan kısmı temizlemen lazım. Hadi bakalım o zaman konuya başlıyoruz. Fonksiyon çeşitlerine içine fonksiyonla bir başlayalım. Şimdi diyor ki A'dan B'ye fonksiyonun, biliyorsunuz A kümesi tanım kümesiydi, B kümesi de değer kümesiydi. Fonksiyonun değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa, yani B kümesinde boşta elemanınız kalıyorsa f fonksiyonuna içine fonksiyon denir demişiz ve örneğimizi vermişiz. Bakın f fonksiyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi A'dan B'ye tanımlanmış. Çünkü A kümesinin oradan çıkmış, ok işareti B'ye doğru gitmiş. A kümemiz tanım, B kümemiz değer kümesi. Değer kümesinde 0 ve 2 3'e ulaşmış, 4 de 5'e ulaşmış. Kim boşta kalmış? 1. Bak değer kümesinde boşta eleman kalmışsa bu içine fonksiyondur. Hemen geldim yan tarafında örten fonksiyon var. Diyor ki f fonksiyonu A'dan B'ye fonksiyon değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa. Bak kalıyorsa içineydi. Kalmıyorsa örten fonksiyon olacak. Hemen görselimize baktığımızda A kümesindeki 0 1'e, 2 5'e, 4 de 3'e ulaşmış. B kümemiz değer kümesi 1 3 5 elemanları gördüğünüz gibi hiçbirisi boşta kalmamış. O zaman bu f fonksiyonu örten fonksiyondur diyoruz. Geldik alıştırmamıza. Diyor ki aşağıdaki fonksiyonların örten ve içine olup olmadığını inceleyelim diyor. A sorusunda f fonksiyonu tam sayılardan tam sayıları tanımlanmış. Fx eşittir x artı 2. Şimdi arkadaşlar tam sayı yazacağız. Sonuç tam sayı çıkacak. Evet kesin bu doğru zaten bir fonksiyon. Peki örten midir yoksa içine midir? Şimdi tam sayılar kümesinde boşta eleman kalıyor mu? Sanki kalmıyor gibi sürekli bir eşleşme durumu söz konusu. Mesela 1 yazsanız 3'e gidiyor, 3 doldu. 2 yazsanız 4'e gidiyor, 4 doldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dolarken işte atıyorum eksi 1 yazdığında 1, eksi 2 yazdığında 0. Negatif tarafı da dolacak. Dolayısıyla bu fonksiyon arkadaşlar örten bir fonksiyondur. Geldim doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış. Yani 0 yazarak başlıyorum. Bak 0 bizi nereye götürdü arkadaşlar? 1'e. X yerine 0 yazdığımda. 1 bizi nereye götürdü? 2'ye. 2 bizi nereye götürdü? 3'e. Bu kümemiz malum doğal sayılar kümesi. Bu da doğal sayılar kümesi. Fakat doğal sayılar kümesinde bir de kim var? 0. Bu 0'a ulaşacak herhangi bir elemanımız yok. Nasıl yok hocam? X yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 ile 1'i topladığımda 0 yapmaz mı? Eksi 1 yazamazsın ki. Çünkü tanım kümesi doğal sayılardan oluşmuş. 0'dan başlayacak. Bu durumda 0, 1 ile 1, 2 ile 2, 3 ile yani her eleman bir fazlasıyla eşleşirken buradaki değer kümesindeki 0 elemanını boşta kalacağını görüyoruz. Dolayısıyla B ifademiz içinedir arkadaşlar. Örten değildir. Geldik reel sayılardan reel sayılara tanımlı hx eşittir x kare fonksiyonuna. Peki reel sayılar dediğimiz küme biliyorsun kocaman bir küme. Reel sayılardan reel sayılara tanımlanan bir
hash fonksiyonumuz var. Peki burası örten midir, içine midir? Şimdi reel sayıların içerisinde malumuz mesela bir yazsan karşısında 1 çıkacak. 1 bizi 1'e götürecek x kare fonksiyonunda. 2 yazsanız 4'e gidecek. Aa hocam 2 ile 3 boşta kaldı demeyin. Burada kök 2 de var. Kök 2'nin karesi bizi 2'ye götürecek gibi düşüneceksin. Ama reel sayılar içerisinde negatifler de var arkadaşlar. X yerine öyle bir sayı yaz ki mesela sonuç eksi 2 çıksın. Aa, bunun mümkünatı yok. Neden? Çünkü karesini alacağınızdan dolayı sayı ya sıfır olacaktır ya pozitif olacaktır. Dolayısıyla görüntü kümesindeki eksi 2 sayısı ne yapmış olacak? Boşta kalmış olacak. Hatta buradaki negatif sayıların tamamı boşta kalmış olacak. O halde boşta kalan olduğuna göre bu fonksiyonumuzda içine fonksiyondur yorumu yapacağız. Lütfen unutma. Değer kümesinde boşta kalan eleman varsa içine, boşta kalan eleman yoksa ne diyorduk arkadaşlar? Örten. Geldik yine bir fonksiyon çeşidimize. Birebir fonksiyonu konuşacağız. Bu da çok önemlilerden. Tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesindeki farklı bir elemanla eşleşiyorsa fonksiyon birebir fonksiyondur demişiz. Her eleman farklı bir elemanla eşleşecek. Mesela buradaki f fonksiyonuna baktığımızda 1b ile 2a ile 3d ile eşleşmiş. Aynı elemana giden var mı? Yok. Dolayısıyla her eleman farklı bir elemanla eşleştiğinden dolayı yani basketboldaki adam adama eşleşme, man to man eşleşme gibi düşünün. Her adam başka bir adamı tutuyor. Dolayısıyla buradaki f de birebir bir fonksiyondur. Fakat g fonksiyonu birebir değil. Neden? Çünkü 1 de 2 de aynı yere gitmiş. Ne demiştik? Her eleman farklı bir yere gidecekti. Arkadaş 1 a'ya giderken 2 de a'ya gidiyorsa olmaz bundan birebir. Dolayısıyla g fonksiyonu birebir değildir. Lütfen unutma. Herkes farklı bir yere giderse birebirdir. Alıştırmamızda diyor ki haydi bakalım diyor bunların birebir olup olmadıklarını diyor inceler misin? F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış fx eşittir x kare fonksiyonu. Birebir midir? Değildir. Neden? Çünkü bir sayısı bizi nereye götürecek? 1'e. Çünkü 1'in karesi 1. Fakat eksi 1 sayısı da bizi 1'e götürecek. Dolayısıyla aynı elemana gidenler var. Ama birebir olması için ne olması gerekiyordu? Herkes farklı bir yere gidecekti. Dolayısıyla A ifadesi birebir fonksiyon değildir. Geldim G fonksiyonuna. Reel sayılardan reel sayılara Gx eşittir x küp demiş. Arkadaşlar bu birebirdir. Çünkü verdiğiniz her değere karşılık farklı bir değer üretir. 2 verirsin 8 çıkar, 3 verirsin 27 çıkar, 4 verirsin 64 çıkar. Sürekli farklı değerler bulduğumuzdan dolayı her eleman farklı bir elemanla eşleştiğinden dolayı fonksiyon birebirdir. Pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı olan x kare artı 1'den bahsetmiş. Bu da birebir olacak. Neden? Çünkü x yerine 1 yazdığını düşün. Ne çıktı? 2. 2 yazdığını düşün. 5. Hocam eksi 2 yazınca da 5 çıkıyor. Eksi 2 yazamıyorsun ki pozitif reel sayılarda tanımlanmış. Dolayısıyla yazacağınız değerler pozitif sayı olacağı için çıkan sonuçlarla alakalı farklı sonuçlarla karşı karşıya kalacaksınız. Farklı sonuçlarla karşı karşıya kaldığınızdan dolayı bu fonksiyon da bizim için birebir fonksiyon olacaktır. Geldik eşit fonksiyonlara. Diyor ki f a'dan b'ye tanımlı, g a'dan b'ye tanımlı olmak üzere her x eleman a için fx eşittir gx ise f ve g fonksiyonu eşit fonksiyonlardır diyor. Bak dikkatini çekmek istediğim yerler. Birincisi tanım kümeleri birbirlerine eşit. Değer kümeleri birbirlerine eşit ve her x eleman a için yani tanım kümesinden alınan her x için sonuçlar birbirlerine eşit çıkıyorsa bu durumda f fonksiyonu g fonksiyonu eşittir demiş. Şimdi bir t kümesi tanımlamış 0 1 elemanlarından oluşan ve f g f fonksiyonları t tanım kümesi olmak üzere r de değer kümesi olmak üzere t'den r'ye fonksiyonlar tanımlamış. Ve bize diyor ki fx gx hx fonksiyonları acaba eşit midir değil midir? Nasıl kontrol edeceğiz? 0 vereceğiz. X yerine 0 verdiğimiz sonuç beni 0'a götürdü. Bir de 1 vereceğiz. 1 verdiğimde beni nereye götürdü? Eksi 1'e. Bizim fx'imizin tanım ve değer kümeleri üzerinden tanımlanan f fonksiyonumuz bu. Şimdi geliyorum. 0'ı tekrardan veriyorum. Bu sefer gx'e veriyorum. 0 yazdığında sonuç eksi 1. Bir de 1 veriyorum. 1 yazdığında sonuç 0. Gelelim en son hx'e. 0 verdiğimde 0'ın kübü 0. 2 çarpı 0, 0. 0'dan 0 çıktığında burası 0. 1 verdiğimizde 1'in kübü 1. 2 çarpı 1, 2. 1'den 2'yi çıkarttığımda eksi 1 gelecektir. Bak güzel kardeşim. 0'a 0, 0'a 0. Ne demek bu? 0 verdiğinde 0 çıktı ikisinde de. 1 eksi 1, 1 eksi 1. 1 verdiğinde eksi 1 çıkmış. O zaman verdiğin değerler ve çıkan sonuçlar birbirine eşit olduğuna göre f fonksiyonuyla h fonksiyonu birbirine eşittir. G ise kendi kafasına göre takılmış.
Bu G fonksiyonu ne F'le ne de H ile eşit değildir. Geldik birim ya da başka bir deyişle özdeşlik fonksiyonuna. Bakalım ne diyor özdeşlik veya birim fonksiyon için. F fonksiyonu A kümesinden A kümesine tanımlı olmak üzere her X eleman A için Fx X oluyorsa. Bunu şöyle yorumlayabilirim. Parantezin içerisine ne yazıyorsanız onu çıkartan fonksiyon olacak. Yani sadece fx eşittir x olarak düşünmemen gerektiğini söylüyor Ersan Hoca galiba sana. Evet, öyle diyorum. İçeriye x kare artı 1 yazdığında da x kare artı 1 diye çıkartacak. X küp yazdığında x küp çıkartacak. Yani içi dışı 1 olan çok şeffaf fonksiyonlardan bir tanesi. Oluyorsa f fonksiyonu birim fonksiyon deniyor ve i ile gösteriliyor. Yani anlayacağınız fx, ix ve bu ifadede x eşit olacaktır. Şimdi bize demiş ki f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir birim fonksiyonsa. F 11, 11 eşittir. İçinde ne yazıyorsa dışı da olur. F kök 2 artı 1, kök 2 artı 1 eşittir. F 2x artı 1 de 2x artı 1 eşittir. Lütfen unutma, f fonksiyonu birebirse içi dışı birbirlerine eşit olacak. Geldik sorumuza. Demiş ki f fonksiyonu reel sayıdan reel sayıda tanımla fx eşittir a artı 2x kare artı b eksi 1x artı c artı 4. Ne diyoruz bu sorular için? Duyan gelmiş kardeşim, herkes burada. Fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre a çarpı b çarpı c kaçtır demiş. Bak arkadaş, ben şuna odaklanırım, fx ifadesine. Birim fonksiyon olduğuna göre bu ifadenin kime eşit olması lazım? X'e. İçindeki dışındakine eşit olacaktı. Bu durumda gel şimdi bunların eşitliğine bakalım. X kare sol tarafta, tabi nereye odaklandık? Artık biz buradayız, fx'ten bağımsız takılıyoruz. Bu ifadeye baktığımızda eşitliğin sol tarafında x kareli ifade varken eşitliğin sağ tarafında hiç x kareli ifade göremiyorum. O zaman a artı 2'yi 0 yapmalıyım ki x kare hoşça kal desin. A'nın karşılığı buradan eksi 2 geldi. Burada x'li ifade görüyorum. Evet, burada da görüyorum. Buradaki x'in önünde 1 var. O zaman b eksi 1'in karşılığı da 1 olacak. Eksi 1'i karşı tarafa attığımda b'yi biz de 2 bulduk. Eşitliğin sağ tarafında sabit göremiyorum ama burada sabit görüyorum. Dolayısıyla c artı 4 ifade 0. 4'ü karşı tarafa attığımızda c'nin karşılığı da eksi 4 gelecektir. Bizden istenilen eksi 2'nin, 2'nin ve eksi 4'ün çarpımıdır. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım 8. 2 ile de çarptığımda buradan karşılığı 16 bulunacaktır. Sorumuzda f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımla. F parantezi içerisinde x küp artı 2x artı 4 var. Yan taraf zaten a eksi 1x küp b eksi 2x kare c artı 1x artı d artı 7 fonksiyonu. Birim fonksiyon demiş. Birim fonksiyon dediğine göre sevgili arkadaşlar, burada x küp artı 2x artı 4 varsa burada da şu ifadenin x küp artı 2x artı 4'e eşit olmasını beklerim. Çünkü f fonksiyonu birebirse içi dışına eşit olacaktı. İçinde x küp artı 2x artı 4 var. Dışında da x küp artı 2x artı 4 olmalı. O zaman burada x küpün önünde 1 varsa buradaki a eksi 1 ifadesi de 1'e eşit olacaktır. Burada b eksi 2x kare var. Anam, burada x kare yok hocam. Çok haklısın. O zaman b eksi 2 ifadesi 0 olmalı ki x kare yok olsun, eşitlik devam etsin. X'in önünde burada 2 varken burada x'in önünde c artı 1 var. O zaman c artı 1 2. Buranın sabiti 4 iken buranın sabiti d artı 7. O zaman d artı 7'nin de karşılığı 4 olacaktır. Eksi 1'i karşı tarafa attım, a'nın karşılığı 2. Eksi 2'yi karşı tarafa attım, b'nin karşılığı 2. 1'i karşı tarafa atıp 2'den çıkarttım 1. Ve en son 7'yi de karşı tarafa atar, eksi 7 diye gönderirsem 4 eksi 7'nin karşılığı eksi 3 olacaktır. Bizden istenilen a'nın b'nin c'nin toplamı, topluyorum. 2 2 4. 1 de buradan geldi 5. 3 çıkarttığınızda arkadaşlar a artı b artı c'nin değerini buradan ne bulmuş olacağız? 2 bulmuş olacağız. Bir yaklaş, yaklaş. Birim fonksiyon gördüğünde içini dışına eşitleyeceksin. Hikayenin özeti bu. Geldik bir başka fonksiyon çeşidine. Teker teker bitiriyoruz çeşitlerini. Sabit fonksiyon demiş. Bakalım neymiş sabit fonksiyon? F fonksiyonu A'dan B'ye ve C eleman B olmak üzere her X eleman A için Fx C oluyorsa F fonksiyonu sabit fonksiyon denir. Başka bir deyişle siz tanım kümesinde hangi elemanı, hangi değeri fonksiyona verirseniz verin hep aynı sonuca götüren fonksiyona sabit fonksiyon diyoruz. Örneğin mesela bizim tanım kümemizde diyelim ki A var, B var, C var. A kümesi bu olsun. B kümesinde de 1 var, 2 var, 3 var.
A da 1'e gitti, B de 1'e gitti, C de 1'e gitti. Hop, yorumum şu, sabit fonksiyon. Hepsi aynı elemana gidiyorsa sabit fonksiyon diyoruz. F reel sayılardan reel sayılara fx 5 ise demiş. F1 nedir? Şimdi fx'in 5'e eşit olması sevgili dostum. Bu durumda yapacağım yorum demek ki bütün elemanlar 5'e gidiyor demek. O halde 1 de 5'e gidecek, eksi 3 de 5'e gidecek. Geldim sorumuza. Sorumuz da çok önemli, bir kritik noktaya değineceğim. İyi takip edin. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara fx a eksi 4x kare b artı 5x artı a artı b artı 3 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f a çarpı b denmiş. 1. Sabit fonksiyonda şu ana kadar öğrendiğim şey şuydu. Ne verirsen aynı sonucu elde ediyorsun. Şimdi ikincisi ve kritik mevzu geliyor. Sana fx'in kuralını verdiklerinde, biliyorsun bu bizim fonksiyonun kuralı. Kuralını verdiklerinde fx fonksiyonu sadece sabit sayıdan ibaret. Bakın fx 5'e eşit. C eleman b olmak üzere fx neye eşit? C'ye eşit. Yani hiç x'li ifade olmamalı. O zaman x'li ifade olmayacaksa burası 0. X'li ifade olmayacaksa buranın da 0 gelmesi lazım. Çünkü x kare ve x bulunmaz sabit fonksiyonda. Attık mı hafızaya? Sabit fonksiyonda x'li ifade söz konusu değil. Bu durumda a eksi 4 ifadesi 0. Eksi 4'ü karşı tarafa attığımda a'nın karşılığı 4. B artı 5 ifadesi 0. 5'i karşı tarafa attığımda b'nin karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 5. Şimdi gel bunu bir yerleştirelim. Şimdi siz buraya 4 yazdığınızda burası gidecek. Buraya b yerine eksi 5 yazdığınızda bu da gidecek. A yerine 4, B yerine eksi 5 yazdığınızda 4 eksi 5 eksi 1, 3 ile topladığında fx'in karşılığı buradan ne gelecektir? 2. Bu yorum, bak burası önemli. Fx 2, adam diyor ki f a çarpı b. Yani ben şimdi a yerine 4, b yerine eksi 5 yazıp benden f eksi 20'yi istiyorlarmış diyebilirim. Aslında bunu hiç de demeyebilirim. Çünkü ben biliyorum ki sabit fonksiyonda içeriye ne yazarsan yaz sonuç 2 çıkmayacak mı? O zaman f a çarpı b'nin sonucu da 2 çıkacaktır yorumunu yapabilirim. Ama f eksi 20'ye kadar geldiysen f eksi 20'nin sonucu da yine çıkacaktır 2. İçeriye eksi 20 de yazsan, 3 de yazsan, 1 milyon da yazsan, a çarpı b de yazsan sonuç sabit fonksiyon olduğu için 2 olacaktır. Bir dikkat ifademiz var. O zaman dikkat ediyoruz. Diyor ki tanımlı olduğu aralıkta fx bir rasyonel fonksiyon. Ax artı b bölü cx artı d sabit fonksiyonsa dikkat et. Bu rasyonel fonksiyon bir de sabit fonksiyonmuş. İse diyor a bölü c, b bölü d. Kimdir bu a'lar, c'ler, b'ler, d'ler? Ben sana küçük bir yorum katayım. Benim hafızamda öyle duruyor. İşime de yarıyor. Muhtemelen sana da yarar. Sabit fonksiyonsa eğer x'lerin katsayılarının oranı, dikkat et, x'lerin katsayılarının oranı eşittir. Bakın a bölü c. B bölü d, yani sabitlerin oranına eşit olacak. Rasyonel bir fonksiyon, sabit fonksiyon dendi. X'lerin katsayılarının oranı sabitlerin oranına eşittir. Adam tanımlamış. Demiş ki reel sayılardan demiş 3'ü atıyorum. Reel sayılara tanımlıyorum. Fx ifadesi nx artı 9 bölü 6x eksi 18 ise ve sabit fonksiyonsa bak. Hem rasyonel hem sabit. O zaman yukarıda öğrendiğimizi uygulayalım. X'lerin katsayılarının oranları olan n ve 6'nın oranı sabitler dediğimiz 9'da 18'in. Dikkat, 18 değil. Ama yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi bu. Bazen öğrenci işaretine bakmadan devam ediyor. Lütfen işaretine bak. Eksi 18'e oranı. İşaretiyle beraber oluyoruz. Burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Hatta yapalım ama bir alternatif çözümden daha bahsedeceğim. Eksi 18'de n'i çarpıyorum. 6 ile 9'u çarptığımda buradan karşılığı 54. Her tarafı 18, yani eksi 18'e böldüğümde 54 bölü eksi 18'den eksi 3 gelecektir. İkinci yorumum ise şu. 9 ile eksi 18 arasındaki ilişki nedir? Eksi 2 katı. Ya da tam tersini düşün. Eksi 18 ile 9 arasındaki ilişki nedir? Hocam şunu desem kurtarır mıyım? Aşağıdaki yukarıdakinin eksi 2 katıdır. Doğru. O zaman 6 ifadesi de yukarıdakinin eksi 2 katı olmalı. O halde n'in karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 3. Oran orantıda kullandığımız mevzulardan bir tanesiydi. Malum 9. sınıfta konuşmuştuk. Ve geldik doğrusal fonksiyona. Diyor ki a ve b reel sayılar olmak üzere f ifadesi reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Fx eşittir ax artı b biçimindeki fonksiyonlara. Başka bir deyişle birinci dereceden denklem modelindeki, bak ax artı b birinci dereceden bir denklem, tarzındaki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyormuşuz. Örneklerini göstermiş. Fx 3x artı 5. Birinci dereceden bir ifade. Dolayısıyla
Doğrusal bir fonksiyon. Gx x eksi 1. Birinci dereceden. Hx kafanı karıştırmasın. Ben x'in tepesine bakarım. X'in katsayısı şu an 2 bölü 3. Sabiti eksi 7 bölü 3 olmasına bakmam. Birinci derecenin ifademi yes. O zaman kesinlikle arkadaşlar doğrusal fonksiyondur. Diyor ki sorumuz f diyor reel sayılardan reel sayılara tanımla. Fx eşittir a eksi 7 x küp artı b artı 3 x kare artı a x artı b fonksiyon doğrusal fonksiyonsa. Güzel kardeşim, doğrusal fonksiyonsa burada ne x küpün ne de x karenin işi olmamalı. Neden? Çünkü birinci dereceden olmalı. Üçüncü ve ikinci dereceden ifade barındırmamalı. O zaman onları hoşça kal diyebilmek için katsayılarını sıfırlayalım. A eksi 7 ifadesi 0 ise a'nın karşılığı buradan 7. B artı 3 ifadesi 0 ise b'nin karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 3. Şimdi buyurun fx'imizi oluşturuyoruz. A yerine 7 yazdığına gitti. B yerine eksi 3 yazdığına gitti. A yerine 7 yazdım. B yerine eksi 3 yazdığımda mis gibi fx eşittir 7x eksi 3 doğrusal fonksiyonu. Bak birinci dereceden geldi. Adam ne istiyor? F1. E biz bir önceki derste konuştuk değer bulmayı. X yerine 1 yazdığımda buradan 7 çarpı 1 eksi 3 dolayısıyla aradığımız F1'in karşılığı 4 gelecektir. Sorumuz diyor ki F diyor reel sayılardan reel sayılara bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonsa benim hafızamda ne var? AX artı B tarzında. FX eşittir AX artı B. Tamam. F eksi 2 9'muş. F5 eksi 5'miş. Buna göre diyor F26 kaçtır? Şimdi ben sana normalde bir normal yolla, her yerde bulabileceğim bir yolla, bir de her yerde bulamayacağım Ersen Hoca farkıyla sana bir çözüm önereceğim. Önce klasik bir yöntem, uzun uzun bir anlatalım. Şimdi f fonksiyonu doğrusal fonksiyonsa fx eşittir ax artı b diyoruz ve birinci ifadeyi kullanıyoruz. Ne demek bu? X yerine eksi 2 yazarsan sonuçluyor 9 çıkar. Buyurun yazalım. X yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2a artı b'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 9. 5 yazdığında da diyor eksi 5 çıkar. X yerine 5 yazıyorum. 5a artı b eşittir. Eksi 5 oldu. Şunu şöyle bir dalgalandırayım. Yukarıdaki ifadeyi eksiyle çarpıyorum. Mantık artı b eksi b oluşturup taraf tarafı topladığımda göndermek. Üsttekini eksiyle çarptığımda 2a eksi b eşittir. Eksi 9. Bunu aynen yazıyorum ikincisine. 5a artı b eşittir. Eksi 5. Şimdi ben bunları topladığımda eksi b artı b'yi götürecek. 2a 5a daha 7a olacak. 7a'nın karşılığı eksi 14. Her tarafı 7'ye böldüğümde a'nın karşılığı eksi 2. Birinci denklemde a gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımından 4 artı b eşittir 9. B'nin karşılığı da buradan ne gelir? 5. Bu durumda bizim aradığımız fx fonksiyonu a yerine eksi 2, b yerine 5 yazdığınızda eksi 2 artı 5 olur. Fakat fonksiyonu yani fx eşittir eksi 2x artı 5'i istemiyor. Bizden istediği ne güzel kardeşim? F26. O halde x yerine 26 yazıyor. Eksi 2 çarpı 26 artı 5. Buradan eksi 52 artı 5'ten eksi 47 gelecektir. Şimdi gelelim Ersen Hoca farkına. F eksi 2 eşittir 9. F5 eşittir eksi 5. Şimdi bir de ne istiyor bizden? F26. Bunu diyor bulur musun? Şimdi lütfen iyi seyret. Eksi 2'den 5'e kaç artmış? 7 artmış. 9'dan eksi 5'e ne olmuş? 14 azalmış. Bakın burası 7 artarken burası arkadaşlar tam 2 katı kadar azalmış. 5'ten 26'ya ne yapmış? 21 artmış. O zaman buradan buraya tam tamına kaç katı kadar? Hadi. Hocam 2 katı demiştin. Çok doğru. 2 katı kadar yani 42, 21'in 2 katı 42 kadar bir azalmamız olacak. Eksi 5'i 42 azaltırsan karşılığı eksi 47 olacaktır diyoruz. Ve geldik, konu girişinde söyledim. Bu biraz daha AYT hikayesi içerisinde kullanılıyor. Amma ve lakin sınav sınavdır. İkinci aşama içinde önemli meselelerden bir tanesi. Haydi bakalım. Ha bu arada tabii TYT'de çıkmıyor diye bir şey söyleyemeyiz. F reel sayılardan reel sayılar olmak üzere her x eleman reel sayı için f eksi x eşittir fx ise. Buna çift fonksiyon diyormuşuz arkadaşlar ama ya ben sevmedim bunu ya. Biz anlatırken şöyle anlatmalıyız bunu. Bak diyor içerideki eksiği görüyor musun? Artık diyor yok. Ne yaptım diyor? Yuttum diyor. Çift fonksiyon arkadaşlar eksiği yutar. Lütfen bunu hafızaya gönder.
f(x) f(x) okey, bu çok önemli matematiksel açıdan. Ama bu yutar. Yutan fonksiyon çift fonksiyondur. Geldim tek fonksiyona. O da ne yapmış bakalım? Eksi x varmış. Eksi f(x) olmuş. Bu yutmamış. Eksiyi ne yapmış biliyor musun? Kusmuş. Dışarıya çıkartmış. O zaman çift fonksiyonlar yutar, tek fonksiyonlar kusar. Gönderdik. Diyor ki aşağıdaki reel sayılardan reel sayıda tanımlı fonksiyonları tek ya da çift olup olmadıklarını diyor bulur musun? Arkadaş, bu tarz polinomik fonksiyonlarda fonksiyonun bulunduran x'lerin üzerindeki ya da değişken y de olabilir. Bunların üzerindeki sayıların tamamı çiftse, bak kuvvetlerden bahsediyorum, katsayı falan değil sakın yanlış anlama. Kuvvetlerin hepsi çiftse fonksiyon çift fonksiyondur. O zaman kuvvetlerin hepsi tekse ne olacak? Tebrikler. Tek fonksiyon olacak. Peki bazıları tek bazıları çift olursa onlara da ne tek ne de çift fonksiyon diyebileceğiz. Şimdi hocam bak bu 2'nin yanında aslında x üzeri 0 var. Dolayısıyla biz kuvvetlerimize baktığımızda burası 2, burası da 0. O halde hocam 2'nin tepesindeki 1'e bakmıyor muyuz? Hayır, değişkenlerin üzerindekine bakıyoruz. Onun için x üzeri 0'a baktım. İkisi de çift olduğu için fx fonksiyonu çift. Geldim. Gx fonksiyonun tepesine bakıyorum. Sadece bir tane x var. Tepesinde 3 görüyorum. O zaman burası tek. 1'in yanındaki x üzeri 0 unutmayalım. Burası 7. X'in tepesinde burada görünmeyen 1 var. Ve o da tek. O güzel. 7 tek, 1 tek. Ama x'in tepesindeki 0 çift. Dolayısıyla bu fonksiyonda hepsi tek olmadığından dolayı tek diyemiyoruz. Hepsi çift olmadığından dolayı çift diyemiyoruz. Bazen tekler var, bazen çiftler var dediğimizden dolayı bu fonksiyonlara ne tek ne de çift fonksiyon diyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Sorumuz diyor ki f diyor reel sayılardan reel sayılara fx eşittir m artı 2 x üzeri 4 eksi mx küp artı n eksi 1 x kare artı nx fonksiyonu tek fonksiyonmuş. Sevgili arkadaşlar, tek fonksiyonsa eğer bu, bu durumda x üzeri 4. Bu olmamalı burada. Ne demiştik? Tek fonksiyonda derecelerin tamamı tek olmak zorunda. Çiftli dereceler hoşça kal dememiz lazım. O zaman burası 0. Burası da 0. Bu durumda m artı 2 ifadesi 0 ise m'in karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 2. N eksi 1'i de göndermen lazım. N eksi 1 de bu durumda 0. N'in karşılığı 1. Şimdi biz fx'imizi bir oluşturalım. M yerine eksi 2 verdiğine gidecek. M yerine eksi 2 yazarsam önünde de bir eksi 2 var. Eksi var. Dolayısıyla 2x küp olacak. N yerine 1 verdiğine gidecek. N yerine 1 yazarsam burası da x olacak. Görüldüğü gibi 3 ve 1 kaldı. Müthiş. Tek fonksiyon. Benden istenilen şey f2. O halde x yerine 2 yazarsam bu durumda 2 çarpı 2'nin kübü artı 2 gelir. 2'nin kübü 8. 2 ile çarptım 16. 2 ile topladığımda aradığımız cevap buradan 18 bulunacaktır. Sorumuzda reel sayılardan reel sayılara y eşittir fx çift fonksiyon olmak üzere denmiş. Çift fonksiyonla alakalı iki şey hatırlıyorum. Bir, eksiği yutuyordu. İki, tepelerin tamamı çift olmalıydı. Galiba burada eksiği yutma hikayesine bakacağız. Çünkü burada bir f eksi x görüyorum. O zaman fx artı 4x üzeri 4 eşittir. Eksiği yutturuyorum. O zaman burası 3fx eksi 6. Eksi 6'yı bu tarafa, fx'i bu tarafa gönderirsem 4x üzeri 4 artı 6 fx eksi fx diye geçecek. 3 taneden bir tane çıktığında 2 fx kalacak. Arzu eden arkadaşlar burayı 2'ye bölebilirler ama istenen şey f1 olduğu için ben hemen x yerine gidiyorum 1 yazıyorum. 1'in 4. kuvveti 1. 4 ile çarptın 4. 6 ile topladığında 10 eşittir. 2 f1 olacak. Şimdi her tarafı 2'ye bölmek çok daha mantıklı. Dolayısıyla f1'in karşılığını 5 buluyoruz. Dikkat et. Eksi x barındıran, parantezin içerisinde eksi x barındıran sorularda yutma kısmını kullandık. Tek fonksiyon olsaydı kusma kısmını kullanırdık. Sorumuz da diyor ki f, g, reel sayılardan reel sayılara tanımlı olan iki fonksiyonmuş. Fx fonksiyonumuz arkadaşlar tek fonksiyonmuş. Gx fonksiyonumuz da çift fonksiyonmuş. O zaman tek fonksiyon olan fx, eksiyi kusacak. Çift fonksiyon olan g eksimiz, eksiyi yutacak. Peki. Bize f2'nin 11, g2'nin 5 olduğu söylenip şuradaki ifade sorulmuş. F fonksiyonu nasıl fonksiyondu? Tek. O zaman eksiyi kusturdum. Eksi f2'ye eşit. G fonksiyonu çiftti. O zaman eksiyi yutacak. Dolayısıyla burası g2 olacak. Tekrardan f'e geldik. Eksiyi kusacak. Önünde de bir eksi var. Artı f2 olacak. G fonksiyonu çift fonksiyonda eksiyi yutacak. Dolayısıyla burası da g2 oldu. Şimdi
Şurada verilen değerlerimiz var. F2'nin 11, G2'nin 5 olması. Bunları yerleştirelim. Eksi 11 çarpı 5 artı F2'nin yerine tekrardan 11, G2'nin yerine de ne yazıyorum? 5. Burası eksi 55. 11 ile 5 topluyorum. 16. Eksi 55 artı 16'dan da karşılığı eksi 39 bulunacaktır. Bu soruda da neyi kullandık? Tek fonksiyonsa eksiyi kusar, çift fonksiyonsa eksiyi yutar. Ve geldik son fonksiyon çeşidimize artık. Parçalı fonksiyon. Bu da kritik olanlardan bir tanesi. Diyeceksin ki hocam hepsi çok önemli. Gerçekten bak, fonksiyon konusunun her dakikası, her saniyesi önemliydi arkadaşlar. Daha devam da edeceğiz. Dolayısıyla önemli kısım söylemeye, bak bu da çok önemli, bu da çok önemli demeye devam edeceğiz. Çok kritik konulardan bir tanesi de fonksiyon. İyi oturtursanız çok rahat edersiniz TYT'de. F fonksiyonu A'dan reel sayıları tanımlı. ABC de reel sayılar. Bu durumda fx iki parçaya ayrılmış. Gx ve hx olmak üzere. Gx'i ne zaman kullanmam isteniyor? A'ya eşit ya da büyük B'den küçükken. Hx'i ne zaman kullanmam isteniyor? B ile C arasında, ama B ile C'ye eşitlik olduğunda. Biçiminde yazılır diyor. Dikkat demiş, tanım kümesinin alt aralıklarında farklı kurallarla tanımlanan fonksiyonlardır. Evet, onu anlatmaya çalıştım. Bu aralıktayken Gx'i, bu aralıktayken Hx'i kullanacağız. Dolayısıyla tanım kümesinin farklı aralıklarında farklı fonksiyonlara yönlendirmiş olacak bizi. Sorumuzda f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir parçalı fonksiyonumuz var. 3 tane ifade istenmiş. Önce f eksi 4 ile başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim işimiz öncelikli olarak bu kısımda. Eksi 4, içeriye yazılan eksi 4 üsttekini mi ilgilendiriyor, alttakini mi ilgilendiriyor, ona bakacağız. Eksi 4 sayınız eksi 2'den küçük. O zaman burayı ilgilendiriyor. O zaman buraya gidiyorum, eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 ile 7'yi toplayınca buranın karşılığı ne geliyor? 3. Peki, geldim ikinciye. F eksi 2 nereyi ilgilendiriyor? A eksi 2 yukarıda hocam. Sakın. Eksi 2'nin eşitliği aşağıda. Diyor ki eksi 2'ye eşit olduğunda diyor alttakini kullan. Peki buraya eksi 2 yazdığında eksi 2'nin karesi 4. Bir de buradan geldi 5. Şimdi şurasını temizledim, geldim son kısma, F1. Bir sayısı eksi 2'den büyük olduğu için yine alttakini ilgilendiriyor. 1 yazdığında 1'in karesi 1, 1 ile topladığımda 2 gelecek buranın değeri de. Bu 3, 5, 2'yi topladığımızda da sorunun cevabını 10 bulmuş olacağız. Sorumuz diyor ki F reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir tane diyor parçalı fonksiyon verdim. Şöyle diyor, bir eşitlik verdim. F3 ifadesi F-2 ile F1'in toplamının yarısına eşitmiş. Bana diyor A'yı söyler misin? Ben de bunları teker teker bulacağım. Şimdi F3. 3 o üsttekini mi, ortadakini mi, en alttakini mi ilgilendiriyor? En alttakini ilgilendiriyor. Çünkü 3 dediğin sayı 2'den büyük. O halde X yerine 3 yazıyorum. Burası A eksi 4 çarpı 3'ten karşılığı 12 oluyor. Tamam. Sonra F-2'ye geldik. Eksi 2 nereyi ilgilendiriyor? Eksi 2 arkadaşlar eksi 1'den küçük olduğu için en üsttekini ilgilendiriyor. Bu durumda 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6, 1 çıkarttığımda burasında eksi 7 buldum. Ve son geldik F1'e. F1 malum bir sayısı eksi 1 ile 2 arasında, yani ortadakini ilgilendiriyor. X yerine 1 yazdığınızda 1'in kübünden 1, 2 ile topladığımda 2 ile topladığımda da 3 gelecek. Ve burada da bir bölü 2'm var. Şimdi eksi 7 ile 3'ü topladığımda eksi 4. 2'ye böldüğümde eksi 2. Yani A eksi 12 ifadesinin karşılığı buradan ne gelecektir? Eksi 2. Eksi 12'yi karşı tarafa atıp artı 12 yapar. 12'den de 2'yi çıkartırsam aradığımız A'nın karşılığını 10 bulmuş oluruz. Geldik konu biterken ne konuştuk bugün? Fonksiyon çeşitlerini. Bak hepsini yavaş yavaş sıralayayım. İçine fonksiyon. Değer kümesinde boşta eleman kalıyorsa içineydi. Örten. Değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa örten. Birebir. Her eleman farklı bir elemanla eşleşiyordu. Eşit. Tanım kümesindeki her eleman çıkan sonuçlar itibariyle birbirlerine eşit olan iki fonksiyon eşit oluyordu. Birim. Özdeşlik fonksiyonu malum bu. Ne demiştik? İçi dışına bir fonksiyon. Sabit. Ne verirsen aynı sonucu çıkaran fonksiyon. Doğrusal. Fx eşittir ax artı b tarzındaki fonksiyonlar. Tek. Üst dereceleri malum, x'lerin üstündeki dereceler hepsi tek sayı olan, ama daha da önemlisi f eksi x eksi fx, yani eksi kusan fonksiyonlar. Çift. Derecelerin tamamı çift. F eksi x fx'e eşit. Yani eksiyi tebrikler. Yutan. Parçalı fonksiyonlar böyle parçaları vermiş. Her parça bizi farklı fonksiyonlara gönderiyorsa buna da parçalı fonksiyon diyorduk. Şimdi arkadaşlar bu ders burada biter. Senin ikinci derse, blok dersin ikincisine bekliyor olacağım. Hadi bakalım. Sevgili 10. sınıflar, blok dersimizin ikincisiyle karşınızdayız.
Fonksiyonlarda 4 işleme başlıyoruz. Fonksiyonlarda 4 işlemi 2 başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi fonksiyonlarda toplama ve çıkartma, ikincisi ise fonksiyonlarda çarpma ve bölme işlemlerine bakacağız. Dersimize başlamadan önce fonksiyonların matematik tarihindeki yerine şöyle bir bakalım. Günlük hayatımızda beynimizin ya da teknolojik aletlerin algıladığı şeylerin bir çıktısı olduğunu görürüz. Örneğin sınıfta öğretmenimiz tahtaya bir soru yazdığında beynimizde bir takım simgeler belirir. Öğrendiklerimizi de kullanarak soruyu çözebilir ve bir sonuca ulaşabiliriz. Bu beynimizin bir fonksiyonudur. Bilgisayarımızın ekranındaki menüde yapmak istediğimiz işlemlerden birini seçip tıkladığımızda ekranda ilgili bölüm açılır. Bu bilgisayarın bir fonksiyonudur. Şimdi bu konudan sonra ödevlerimizi şöyle bir gözden geçirirsek, sıfırdan ona matematiği çözüyorsak arkadaşlar sayfa 120'den 123'e kadar, dinamo matematiği çözüyorsak sayfa 111'den 114'e kadar çözmenizi bekliyoruz. Hadi bakalım o zaman konuya başlıyoruz. Fonksiyonlarda 4 işlemin ilk başlığı toplama çıkartma. Diyor ki f diyor a kümesinden reel sayılara ve g fonksiyonu da diyor b kümesinden reel sayılar olmak üzere diyor. F artı gx ifadesini tabiri caizse x'i dağıtarak, yani fx artı gx şeklinde diyor yazabiliriz. Aynı durum diyor fonksiyonda diyor çıkartma yaparken de öyle olur. Bak f eksi gx ifadesini fx eksi gx şeklinde diyor yazabiliyoruz. Yalnız buranın bence en kritik yeri şurası. F artı g ya da f eksi g, hangisini bulduğun önemi yok. Bak tanım kümesini nerede tanımlamış? A kesişim B'de. Demek ki siz fonksiyonları toplayıp çıkartırken önce tanım kümelerinin kesişimine bir ulaşmak durumundasınız. Öyle kafamıza göre hadi bunu toplayalım, hadi bunu çıkartalım olmayacak. Bilhassa bazı kritik sorularda önce kesişim kümelerine bakacağız tanım kümelerinin. Sonra o değerleri yazıp F artı G ya da F eksi G fonksiyonlarına ulaşacağız. Isınma turuyla başlıyoruz. F ve G fonksiyonları reel sayılardan reel sayılar olmak üzere fx fonksiyonu x kare eksi 1, gx fonksiyonu 2x artı 5 fonksiyonlara verilmiş. Bana diyor ki f artı g ile f eksi g'yi diyor bulur musun? Şimdi farkındaysan bunların tanım kümeleri x de reel sayılar. Kesiştirdiğine yine reel sayılar olacak. Dolayısıyla tanım kümesinin bir işimiz yok. O halde f artı gx meselesine baktığımızda nasıl yazıyorduk bunu? Fx artı gx diye. Fx'imiz x kare eksi 1, gx'imiz ise 2x artı 5. Bunları toplarsak x kare artı 2x ve eksi 1 ile 5'in toplamından 4 gelecektir diyoruz. Geldim f eksi gx'e. Bunu nasıl göstereceğiz? Fx eksi gx diye. Fx ifademiz x kare eksi 1. Bir eksi aç koydum. Eksinin başını da hemen bir parantez açtım. Çünkü biraz sonra eksiyi dağıtacağım. Gx fonksiyonu da 2x artı 5. Eksiyi dağıtırsam x kare eksi 1 eksi 2x eksi 5. Bunu da bir toparlarsak x kare eksi 2x eksi 1 ile eksi 5 eksi 6 getirecek. Al sana f artı gx fonksiyonuyla f eksi gx fonksiyonu. Sorumuzda f ve g fonksiyonları reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx 2x kare eksi 3 gx 3x artı 1 olarak verilmiş ve bizden ne isteniyor? F artı g2 ile f eksi g eksi 1. Hemen sanki bunu 2 dağıtıyormuş gibi düşünüyorduk malum. F2 artı G2 istenmiş. Peki F2'yi bulalım. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. 3 çıkarttım. F2'nin karşılığı 5 geldi. Peki bir de G2 lazım. X yerine 2 yazarsam 3 çarpı 2 artı 1'den 7 gelecek. Bunları topladığımda da F2 artı G2'yi, yani F artı G2'yi elde etmiş oluyor. Şimdi şunları temizleyip B sorusuna bir girişelim. B sorusunda da f eksi 1 eksi g eksi 1 olarak düşünerek başlıyorum. F eksi 1 için x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptın 2. 3 çıkarttın. Eksi 1 geldi. G eksi 1'e bakalım. X yerine eksi 1 yazdığımda 3 eksi 1 eksi 3. 1 ile topladığında da eksi 2 gelecek. Bu ikinci parantezde eksiyi bir dağıtırsam malum eksi eksi 2'den artı 2. Buradan da sonucumuz 1 bulunacaktır. Sorumuzda bak. Bu soru önemli. Niye biliyor musun? Çünkü kesişim kümelerine bakman lazım. Hocam çok önemli çok önemli dedin, iki sorudan beri çıkmıyor deme diye bunu da buraya koyduk. F fonksiyonu 1, 2, 3, 4, 5 kümesinden reel sayılara. G fonksiyonu da 1, 3, 5, 7, 9 kümesinden reel sayılara tanımlı olmak üzere F ve G fonksiyonlarımız verilmiş. Ve bize deniyor ki F artı GX ile F eksi GX fonksiyonu görüntü kümeleri, yani çıkan sonuçlarını bulur musun diyor.
Önce kesişim kümelerini bulacağız. Kimlerin tanım kümelerini? Buyurun. Birler ortak. O zaman birin değerini bulmak zorundayız. İkiler değil. Üçler ortak. Ve beşler ortak. O zaman biz f artı gx fonksiyonu ve f eksi gx fonksiyonlarını oluşturup ardından da 1 yazacağız, 3 yazacağız, 5 yazacağız, sonuçlarına bakacağız. Önce f artı g ile başlıyorum. İki fonksiyonu toplayın diyor. 1 eksi x ile x kare artı 2x'i bir toplayalım. Düzgün bir şekilde yazalım. Önce x kare eksi x 2x artı x artı 1 gelecek. F artı gx fonksiyonumu elde ettim. Şimdi gel görüntü kümesini bulalım. Önce ne yapıyoruz? 1 yazıyoruz. X eşittir 1 için. Nereye yazıyoruz? F artı g'ye. 1 yazdığında 1'in karesi 1 artı 1 artı 1 ne çıktı? 3. Bak f artı g fonksiyonunun ilk görüntünün elemanı, görüntü kümesinin elemanı 3. Sonra 3 yazıyoruz. 3'ün karesi 9 artı 3 artı 1. Buradan da karşılığı 13 geldi. F artı g fonksiyonunun görüntü kümesinin ikinci elemanı 13 oldu. 5 yazıyoruz. 5'in karesi tekrar söylüyorum. F artı g fonksiyonunu yazıyoruz. Ne olur o tılsımı kaçırmayın. 25 artı 5 artı 1. Buradan da karşılığı 31 gelecek. F artı g'nin, f ile g'nin kesişim kümesi, tanım kümelerinin kesişim kümesinde 3 eleman olduğu için görüntü kümesinde de 3 eleman var. Şimdi gelelim f eksi g'yi oluşturmaya. F fonksiyonundan g fonksiyonunu çıkartacağız. 1 eksi x, g'nin üzerine eksiği dağıttığımda eksi x kare eksi 2x gelecek. Gel de bunu güzelce bir toparlayalım. Eksi x kare eksi x de eksi 2x'ten eksi 3x artı 1. Şimdi burada da 1 değerini veriyorum. 1 değerini verdiğimde eksi 1 eksi 3 artı 1 yapacak. Artı 1 eksi 1'i götürdüğünde f eksi g'nin ilk görüntü kümesinin elemanı eksi 3 olacak. 3 yazıyorum. 3 yazdığımda 3'ün karesi 9 önünde eksi var. Sonrasında 3 çarpı 3'ten 9 önünde eksi var ve artı 1. Buradan da karşılığı eksi 17 bulunacak. Ve son olarak 5'i yazıp f eksi g'nin görüntü kümesini kapatacağız. 5 yazdığımda hocam ben kaçırdım ya ne yapayım? Bak buraya yazıyoruz kardeşim. 5'in karesi 25 eksi 25. 3 çarpı 5 15 ama önünde eksi var artı 1. Eksi 25 eksi 15 eksi 40. 1 ile topladığında eksi 39 olacaktır. Görüldüğü gibi f eksi g'nin görüntü kümesinin elemanları da eksi 3, eksi 17 ve eksi 39 olacaktır. Toplama çıkartmadan sonra geldik çarpma ve bölmeye. Diyor ki f diyor a'dan r'ye tanımlı. G fonksiyonu b'den r'ye tanımlı. F çarpı gx'i bak yine toplama çıkartmada olduğu gibi ayrı ayrı yazmışız. Fx çarpı gx diye. F bölü gx'i de ayrı ayrı yazmışız. Fx bölü gx diye. Fakat bir şartımız var. Biliyorsun g fonksiyonu sıfır eşit olursa rasyonel bir ifade söz konusu olduğu için tanımsızlık olur. Gx kesinlikle sıfırdan farklı olacak. Bir de bir kuralımız var. Sabit bir sayı olan c ile fx'in çarpımı bu şekilde c'yi ayrı değerlendirip önce fx'i bulup sonra c ile çarpmak da gerçekleştirilebilir. Toplama çıkartmada söylediğimiz mevzun aynısı burada var. Eğer diyor çarpma ve bölme yapacaksan yine diyor kesişim kümelerine ihtiyacın var. Bak bu kesişim kümesi ÖSYM tarafından çok önemseniyor. Sen de önemsemelisin kardeşim. Isınma turundayız. Haydi bakalım. F ve g fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlıymış. Fx ifadesi x kare artı 2x, gx ifadesi 2x artı 4 fonksiyona verilmiş. Bir çarp bir de böl diyor. Haydi bakalım. Çarpalım önce. F çarpı gx ifadesinde. F çarpı gx. Nasıl yazıyorduk? Fx çarpı gx olarak. Peki. Fx'imiz x kare artı 2x, gx'imiz de 2x artı 4. Şimdi bak ben burada matematiğimi tıkır tıkır konuşturabilirim sana. Ki konuşturacağım. Ama sen şunu da yapabilirsin, yanlış olmaz. Hocam x kare ile 2x'i çarpalım, 4'ü çarpalım, bununla bunu çarpalım, bununla bunu çarpalım ve sonucu toparladığımda doğru sonucu bulmuş olmayacak mı? Olacaksın kardeşim. Fakat ben şunu yapacağım. X parantezine alacağım burayı. Burası x artı 2 olacak. İkinci ifadeyi de 2 parantezine alacağım. Burası da x artı 2 olacak. Ve burası x ile 2'yi çarptığımda 2x, x artı 2 ile x artı 2'nin çarpımında x artı 2'nin karesi şeklinde yazılabileceğini bilmiş ol diye söyledim. Okey, attık cebe. Tekrar söylüyorum, o dağıtmayla bulduğunuz mevzuyla benim burada bulduğum mevzu birbirlerine eşitler. Şimdi gelelim f bölü gx'e. Nasıl yazıyoruz? Fx bölü gx. Fx ifademiz x kare artı 2x bölü gx ifademiz de 2x artı 4.
Bunu böyle de bırakabilirsin. F bölü G'yi bulmuş olursun. Fakat gel biraz sadeleştireyim. Yukarısını x parantezine aldığımda burası böyle. Aşağısını 2 parantezine aldığımda da parantezin içerisi böyle. X artı 2'lere hoşça kal dersen en sade hali f bölü g fonksiyonun x bölü 2 olacaktır. Sorumuzda f ve g fonksiyonları reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx 11x artı 4, gx x artı 2 ise diyor. A, B, C diyor bulur musun? Buluruz kardeşim. Buyurun ayıralım. F çarpı g eksi 4 bana çok yaramaz. Ben onu f eksi 4 çarpı g eksi 4 olarak yazayım. F eksi 4'ü bulabilmek için x yerine eksi 4 yazarsam 11 ile eksi 4'ü çarptığımda eksi 44. 4 ile topladığımda eksi 40 olacak. Gelelim g eksi 4'e. Buraya eksi 4 yazdığımda eksi 4 artı 2'den karşılığı eksi 2 olacak. Çarpalım. 80. Bunu bitirdim. Şurayı temizleyelim kafamız karışmasın B sorusunda. Şimdi burada da bunları da ayırırsam F0 bölü G0 olacak. F0 bulalım. X yerine 0 yazdım. 11 çarpı 0. 4 ile topladım. 4. G0 lazım. X yerine 0 yazıyorum. 0 artı 2. 2. 4'ü 2'ye böldüğünde buradan da karşılığı B sorusunun 2 geldi. C sorusunda kafamız karışmasın diye bunu hemen düzeltelim. Burasını da şöyle yazabiliyoruz dedik. Malum bu C sabitli olan kural. 5'i dışarı atıyorsun 5G3. O zaman dikkat et G'ye 3 yazacağız. X yerine 3 yazdım. 3 artı 2'den G3'ün değeri de 5 gelecek. 5 çarpı 5'ten de karşılığımız 25 olacak. Sorumuz önemli sorulardan bir tanesi. Diyor ki F ve G fonksiyonunu ben böyle sırada ikili olarak diyor sana diyor verdim. Hadi bakalım diyor sorduğum şeyleri diyor sonuçlarını alalım. Önce sorduğu şeyleri bir düzgün yazalım. F artı G eksi 2 ifadesi F eksi 2 artı g eksi 2 olarak yazılabilir. F çarpı g 1 ifadesi f 1 çarpı g 1 olarak yazılabilir. Buradaki f eksi 2 g eksi 3 ifadesi de şöyle yazılacak. F eksi 3 eksi 2 g eksi 3. Tamam şimdi hepsini yerleştirelim. F eksi 2 f fonksiyonuna git eksi 2 seni nereye göndermiş ona bak. Eksi 2 bizi 2'ye göndermiş. O zaman buranın sonucu 2. G fonksiyonuna git. Eksi 2 seni nereye göndermiş ona bak. Eksi 2 bizi 5'e göndermiş. Artı şuraya da eksi koydum. F1. 1 bizi nereye göndermiş? Bakalım 1 bizi eksi 1'e göndermiş arkadaşlar. G1'de G fonksiyonunda 1 de bizi 7'ye göndermiş. Artı F eksi 3'e bakıyorum. F fonksiyonunda eksi 3 beni eksi 3'e göndermiş. Eksi 2 çarpı son olarak G eksi 3'e bakıyorum. Eksi 3 g fonksiyonunda bizi nereye göndermiş? Eksi 1. Artık toplama, çıkartma, çarpmamız var. 2 çarpı 5, şey 2 artı 5, 7. Eksi eksi artıya dönecek bir artı 7'm de buradan geldi. Şurada bir eksi 3'üm var. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımından da bir artı 2'm geldi. 7, 7, 14, 2 daha 16, 3 çıkarttım. Hop 13'ü buldum. Bak hoş soru. Sorumuz diyor ki gerçek sayılar kümesine tanımlı f ve g fonksiyonları için aman Allah'ım 3f artı gx f eksi 2 buna göre diyor f bölü g2'nin değerini kaçtır? Muhtemelen şu an yaptığım tripten 3 aşağı 5 yukarı yaşıyorsunuzdur. Ya yaparım ben bunu diyen arkadaşlar da olabilir. Şimdi şöyle başlayalım. Burası 3fx artı gx bu da 6x artı 16 değil mi arkadaşlar? Burasını şu şekilde yazabilirim. 3fx artı gx şeklinde. Peki alttaki ne? F eksi 2gx o da 3 eksi 5x eşit. Şimdi bakın bunu denklem çözme gibi değerlendirin. Şurasını şöyle yazsam daha şık olabilir yalnız. Fx. Peki. Şimdi g yok edelim arkadaşlar. G yok edebilmek için üstteki denklemi 2 ile çarpıyorum. Bu durumda 6fx artı 2gx. 2 ile çarpmaya devam. 6x artı 16'yı çarpmayan arkadaşlar varmış aramızda. Çıksın kardeşim bunlar aradan. Bak şimdi 2 ile çarptım. 12x artı 32. Ve ikinci denklemi hiç ellemeden aynen yazıyorum. 3 eksi 5x. Bunlar gitti. Topladığımda 7 tane fx. Buraya da toplayalım. 12x eksi 5x ne yaptı? 7x. 32 3 ne yaptı? 35. Her tarafı 7'ye böldüğümde fx'in karşılığı 7x bölü 7'den x, 35 bölü 7'den de 5 gelecek. Arkadaşlar fx'i bulduk. E ne yapalım hocam? Hemen şunu yapalım. Bu ikinci ifadede bunu buraya alalım. Fx yerine x artı 5 yazalım. X artı 5 eksi 2gx. Hocam birinci de yapsaydık olmaz mıydı? Olurdu kardeşim tabii. 3 eksi 5x.
3-5x'i bu tarafa, -2g'i bu tarafa atıyorum. Atarken de bir taraftan toparlayacağım. -5x artı 5x diye geçti. 6x oldu. 3 karşı tarafa -3 diye geçip 5'ten çıkılırsa 2 oldu. Buradan da 2gx. Her tarafı 2'ye böldüğümde 3x artı 1 eşittir gx olacak. Nur topu gibi bir de gx'imiz var artık. Peki benden istenilen ne? f2 bölü g2. Buyurun f2'yi bulalım. X yerine 2 yazarsam 2 artı 5'den 7. Buyurun g2'yi bulalım. X yerine 2 yazarsam 3 çarpı 2 artı 1'den o da 7. 7 bölü 7'den karşılığı 1 gelecektir. Sorumuz diyor ki gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için diyor. Ay maşallah bir şeyler vermiş böyle 3f artı 2g x eksi 3'ler. Ve fx eşittir x eksi 1 verilmiş. Buna göre diyor g6 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar g'nin bulunduğu ifade üstteki ifade. Şimdi ben gidip x yerine keko gibi 6 yazmamalıyım. Ne yapmalıyım? G6'yı oluşturacak bir şey yazmalıyım. X yerine 9 yazmayı düşünüyorum. X yerine 9 yazınca tabii ki buradaki x yerine 9 yazman lazım. Bu durumda şöyle bir şeyle karşılaştık. 3f artı 2g. X yerine 9 yazınca burası 6. Şurası da 4 çarpı 9 36. 7 daha ne gelecek? 43. Peki ben bunu daha ayrıntılı nasıl yazarım? Biliyorsunuz 6'yı sanki dağıtıyormuş gibi yapıyorduk. 3F 6, 2G 6, 43. Peki siz F6'yı bulabilir misiniz? Tabii ki. X yerine 6 yazarsan 6 eksi 1'den burası 5 gelir. 3 çarpı 5 artı 2G 6 eşittir 43 olacak. 3 çarpı 5 15. Atalım karşıya. 2G 6, 43'ten 15 çıkarttığımda karşılığı 28. Her tarafı 2'ye böldüğümde de buradan karşılığı 14 gelecektir ki farkındaysan G6'yı istemiş zaten. Kapanışa yaklaşıyoruz arkadaşlar. Blok dersimizin artık son sorusu. Hadi bakalım. F, G, reel sayılardan reel sayılara V. A ile B pozitif reel sayılar olmak üzere. Vallahi vermiş de vermiş. F artı GA 6'ymış. F eksi GA 2B'ymiş. F çarpı GA da 5'miş, B değeri kaçmış diyor. Şunu bir açalım. F artı GA'yı nasıl yazarız? FA artı GA eşitmiş neye? 6'ya. Bunu da açalım ikinciyi. FA eksi GA o da eşitmiş 2B'ye. Taraf tarafa topladığımda 2FA, GA eksi GA gitti. Buradan 2B artı 6 geldi. Böl kardeşim her tarafı 2. FA'yı bulalım buradan. 2B'yi 2'ye böldüm B. 6'yı 2'ye böldüm 3. FA B artı 3'müş arkadaşlar. Peki FA B artı 3 ise GA'nın durumu nedir? Bir kere eksi B olmalı. Çünkü topladığında B'li bir şey kalmamış. 3 ile D 3. Hocam ben onu anlamadım. Hemen anlatayım. B ile bir şeyi toplamışsın 6 kalmışsa bir kere B gitmiş olmalı. 3 ile de neyi toplayacaksın 6 sorusuna karşılık? Eksi B artı 3. Ya da bu B artı 3 karşı tarafa atıp 6'dan da çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar şu üçüncüyü açtığımda FA çarpı GA'nın sonucunun ne olduğunu biliyoruz B. FA dediğimiz ifade 3 artı B. Hocam B artı 3 değil mi? Diğerlerini değiştirebiliyoruz biliyorsun. GA eksi B artı 3 yazmak yerine 3 eksi B yazabilirim. Ve bu da 5'e eşit. 3 artı B ile 3 eksi B'yi istersen uzun uzun dağıtabilirsin. İstersen burası ya burası 2 kare farkı değil miydi? 2 kare farkının açılımı çok haklısın. Dolayısıyla burası 9 eksi B kare sevgili dostum. Yani 5. Eksi B kareyi bu tarafa 5'i bu tarafa attığında B karenin karşılığı 4. Bu durumda B'nin karşılığı artı eksi 2 olacaktır. Fakat adam bir şey demiş. AB pozitif reel sayılar demiş sorunun başlangıcı. O zaman aradığımız cevap artı 2 olacaktır. Konumuz biterken fonksiyonlarda toplama ve çıkarma işlemine, çarpma ve bölme işlemine yani fonksiyonlarda 4 işlem kısmına baktık. Burada benim aklımda kalan en önemli mesele ki birazcık daha bir tık daha zor sorularda çok fazla karşına çıkacak. Lütfen unutma toplama, çıkartma, çarpma, bölme hangisini yapıyorsan yap kesişim kümelerine odaklanmayı lütfen unutma. Hadi bakalım sırada ödüllü sorumuz var ama ödüllü sorudan önce geçen dersten kalan ödüllü sorumuzun çözümü. Evet, geçen dersin ödüllü sorusuna şöyle bir bakalım. Tanım kümesi iki basamaklı AB doğal sayılarından oluşan F ve G fonksiyonları tanımlanmış. F24, G32 diyor. Arkadaşlar, FAB, F24 o zaman buraya gidip 24 yaz diyor. Bu durumda ne yapmış oluyoruz? A yerine 2 yazıyoruz. B yerine 4 yazıyoruz.
A yerine 2, B yerine 4. O zaman bir bakalım. 2 çarpı 2, 4 oldu burası. 3 çarpı 4, 12 oldu. Burası da 2 üzeri 4'ten 16 oldu. E bu zaman 0 çıktı burası. Tamam, geldim ikinciye. G 32 istiyor. O zaman A yerine 3 yazıyorum. B yerine 2 yazıyorum. Burası da 3 üzeri 2 gelecek. Peki 3 çarpı 3, 9. Artı 4 çarpi 2, 8. Eksi 3'ün karesinden 9. Buradan da karşılığımız 8 geldi. O zaman aradığımız cevap 0 eksi 8'den eksi 8 gelecektir. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Bu dersin ödüllü sorusu ise şöyle. A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları fx, ax eksi 5, gx, bx artı 2 olarak tanımlanmış. 2f artı g eksi 1 eşittir 2f eksi 1. F artı 3G5, 3G5 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demişiz size. Hadi bakalım ödevleri ve ödüllü soruyu imal etmeyelim. Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet sevgili arkadaşlarım, 10. sınıflarda mıknatıs ve manyetik alan konusuyla karşınızdayım. Eğer sen hazırsan dostum ben de hazırım. Hadi gel konumuza geçelim. Sevgili arkadaşım, bu konuda neler öğreneceksin? Bu konuda öğreneceğimiz şeyler şunlar. Mıknatıs ve özelliklerinin neler olduğunu, manyetik alan ve çizgilerinin nasıl oluştuğunu, pusulayı, akım ve manyetik alanı, elektromıknatısı, dünyanın manyetik alanının sonuçlarını öğreneceğiz sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar bu konuyu mıknatıs ve yapısını öğrenirken kullanıyoruz günlük hayatta. Elektrik enerjisi üretim kaynaklarında kullanıyoruz. Çok yüksek hızla hareket eden trenlerde kullanıyoruz. Bu konuyla ilgili ödevleri yapacağına eminim. Peki sevgili arkadaşım, mıknatıs deyince aklına ne geliyor? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere biz ne diyoruz arkadaşım? Mıknatıs diyoruz. Mıknatıs. Mıknatısın mıknatıslık özelliğini en çok gösterdiği yere mıknatısın kutupları denir arkadaşlar. Mıknatısın N ve S olmak üzere iki tane kutbu var. Bunu sen de biliyorsun zaten. Tek kutuplu mıknatıs olmaz. Şimdi aşağıda birkaç tane mıknatıs türünü göstermişiz. Çubuk mıknatıs, U mıknatıs, işte böyle yassı silindir gibi iki tane N ve S kutbu olan bir mıknatıs, bir de pusula ibresi arkadaşlar. Bunlar mıknatıs çeşitlerimiz. Sevgili arkadaşlar, manyetik alan çizgileri diye çizgiler var. Belki deneyini yapmışsınızdır. Bir kağıt üzerine demir tozlarını koyduktan sonra altına mıknatıs yerleştirince şekildeki gibi arkadaşlar manyetik alan çizgilerini gözlemleyebiliyoruz. Manyetik alan çizgileri kapalı eğrilerdir ve birbirlerini kesmezler arkadaşlar. N'den çıkarlar, S'e doğru gelirler. Manyetik alan çizgileri N'den dışarıya doğru, S'den içeriye doğrudur. Bunu az önce de söyledik. Manyetik alan hangi harfle gösterilir arkadaşlar? B harfiyle gösterilir. Birimi de Tesla'dır arkadaşım. Şimdi sevgili arkadaşım, bakınız. Aşağıdaki görsellerdeki mıknatısların manyetik alan çizgilerini çiziniz demiş. Hemen çiziyorum bak. N'den S'e doğru olacağını söylemiştik. N'den dışa doğru olacak. Tabii sen daha güzel çizebilirsin. Bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki görselde parçalara ayrılmış mıknatısın kutuplarını belirleyiniz demiş. Sevgili arkadaşım, bir mıknatıs kaç parçaya ayrılırsa ayrılsın, en baştaki kutup yönleri neyse en sondaki kutup yönleri de aynı olur. Yani hocam bak şimdi burası N, burası S, burası N, burası S olacak şekilde parçalayacaksın. Sonra yine parçaladık, bakın N, S, N, S. Böylece mıknatısımızı bölmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bir soruyla taçlandıralım. Mıknatıslar arasında manyetik alan çizgileri şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 kutuplarını bulunuz demiş. Az önce dedik ki manyetik alan N'den S'e doğrudur. Bak 1 o zaman N oldu, 2 de N oldu. 2'nin hemen yanında S var. S'in karşısında da S olmalı. Çünkü manyetik alan çizgileri S'e doğruydu. 3 de N oldu. O zaman 1, 2 ve 3 kutucuklarına N yazacaksın sevgili arkadaşım. Sıra geldi pusulaya. Orta noktası etrafında serbestçe dönebilen mıknatıstan yapılmış bir iğneye sahip olan ve yön bulmak amaçlı araçtır diyoruz. Manyetik alan içerisinde bırakılan bir pusula iğnesi manyetik alan yönünde dengede kalır diyoruz. Şimdi bir sorumuz var. O noktasına pusula konulursa iğnesinin denge durumu nasıl olur?
O noktasına demir video konulursa ne olur? Şimdi arkadaşım, eğer pusula iğnesini koyarsak bak şöyle olacak. Yukarıda N, aşağıda S olabilir ya da tam tersi. Yukarıda S, aşağıda N de olabilir. Ben burada yukarıda N ve aşağıda S'i tercih ettim. N, N'i itecek. S de S'i itecek. İkisi de aynı kuvveti uygulayacağı için pusula ibresi dengede kalacak. Şimdi demir bilye koyarsak nasıl olur? Onu da göstereyim arkadaşım. Bak şimdi burası N, burası S'ti. Burada da aşağıda S'e N vardı. Bunlar şöyle. Burada bir O noktası. O noktasına bir demir bilye koydunuz. N kutbu da demir bilyeyi çekecek kendine doğru arkadaşlar. S kutbu da kendine doğru çekecek. Dolayısıyla bizim demir bilyemiz ok yönünde hareket ediyor olacak sevgili arkadaşım. Evet. Mıknatısların etkileşimi, aralarında oluşan kuvvet, bulundukları ortamın manyetik geçirgenliği ile doğru orantılıdır. Kutup şiddetleri ile doğru orantılıdır. Aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır sevgili arkadaşım. Evet. Manyetik alan, akım ve manyetik alandan bahsedelim biraz da. Üzerinden akım geçen bir telin etrafında manyetik alan oluşur. Manyetik alanın büyüklüğü uzaklıkla ters akımla doğru orantılıdır. Oluşan manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Baş parmak akım yönüne konulduğunda dört parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Bak şimdi arkadaşım, bu kalemin uç kısmı akım yönünü temsil etsin. Yukarı doğru akım geçtiğini düşünelim. Baş parmağımızı bu şekilde ne yaptık? Kalemin üzerine koyduk. Şimdi kalemin bir sağ bir de sol tarafı var. Bana göre sağ, size göre sol oluyor ekranda. Bak şimdi sağ tarafa doğru dört parmağımı döndürdüğümde avucumun içine ne bakıyor? Size doğru bakıyor. Yani sayfa düzeninin içine doğru bakıyor. Dolayısıyla içe doğru bir manyetik alan vardır diyeceğiz. Aynı şekilde baş parmağım yukarıyı gösteriyor, dört parmağım sol tarafı gösterirse avuç içim bana bakıyor. Buna da dışarıya doğru manyetik alan vardır diyeceğiz. Bir başka deyişle telin etrafında bir çember şeklinde manyetik alan oluşacak. Sağ taraftan manyetik alan içe doğru geçecek, sol taraftan da dışa doğru çıkacak. Dışa doğru olduğu zaman yuvarlak içi nokta şeklinde gösteriyoruz. İçe doğru olduğunda da yuvarlak içi çarpı şeklinde gösteriyoruz. Peki hocam, manyetik alanın formülü nedir? B eşittir 2KI bölü D. Burada gördüğün K 10 üzeri eksi 7 gibi bir sabit. Bilmek zorunda değilsin. Zaten sorularda veriyoruz. I akım şiddeti, D de tele olan uzaklık arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. İçerisinden I1, I2, I3 akımları geçirilen iletken tellerden eşit uzaklıktaki KL ve M noktalarındaki manyetik alan şiddetlerinin büyüklükleri BK, BL ve BM'dir. İletken tellerden geçen akımlar arasındaki ilişki I3 büyüktür, I1 büyüktür, I2 olduğuna göre BK, BL, BM arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşım, formülü hatırlayalım. B eşittir 2KI bölü D idi. Eşit uzaklıkta demiş bak soruda. Eşit uzaklıkta demiş. O zaman manyetik alanlar akımlarla doğru orantılıdır. E zaten bana akımların büyüklük ilişkisini vermiş. O zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki arkadaşım, BM büyük olmalı BK'dan. O da büyük olmalı BL'den. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, yüksek gerilim hatları. Yüksek gerilim hatları ile trafoların etrafında çok şiddetli manyetik alan oluşur. Oluşan bu manyetik alan canlıların sağlığını olumsuz etkiler. Bu etkilerde iki önemli faktör vardır. Bulunan noktada meydana gelen manyetik alan büyüklüğü, manyetik alana maruz kalma süresi sevgili arkadaşlarım. Sıra geldi bobine, yani elektromıknatısa. Daha önceki sınıflarda elektromıknatıs yapmış olabilirsin sevgili dostum. Bobin merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü akım ile doğru orantılı, bobinin uzunluğu ile ters orantılı, sarım sayısı ile de doğru orantılıdır sevgili arkadaşım. Formülümüzde B eşittir 4πKIn bölü L sevgili dostlar. Burada sarımın kaleme sarıldığını düşün. Dört parmağımızla akım yönünü işaretliyoruz. Baş parmağımız manyetik alan yönünü işaret ediyor. Burada da arkadaşlar, pilin artı ucundan bakınız yukarı doğru bir akım var. Yukarı doğru akım varsa anahtar kapandıktan sonra sol tarafa doğru bir manyetik alan oluşur diyeceksin sevgili arkadaşım. Bu konuyla ilgili daha geniş ayrıntıyı 11. sınıfta veriyoruz sevgili dostum.
Şimdi bir bobinin tavana iple asılı demir bileğe yaklaştırıldığında demir bileği şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre alfa açısının artması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Bak, alfayı arttırmak ne demek? Manyetik alanı arttırmak demek. Hocam formül neydi? B eşittir 4 pi k i n bölü l. Şimdi sevgili dostum, bobinin sarım sayısını arttırırsan manyetik alan artar, dolayısıyla açı artar, doğrudur. Üreticinin gerilimini arttırmak akımı arttırmak demektir. Akım artarsa da manyetik alan artar, bu da doğrudur. Direnç değerini arttırmak akımı azaltır. Dolayısıyla akım azalırsa manyetik alan azalır. Manyetik alan azalırsa daha az çeker bileği. O yüzden de alfa açısı azalır diyeceksin sevgili arkadaşım. Cevabımız 1 ve 2 olmalıdır diyoruz. Sevgili arkadaşım, dünyanın merkezindeki erik halde bulunan demirin hareket etmesi sonucunda kuzey-güney doğrultusunda manyetik alan meydana gelir. Bu durum dünyanın dev bir mıknatıs gibi davranmasına neden olur. Dünyayı güneş rüzgarlarından, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklardan ve radyasyondan korur bu olay. Kutup ışıkları, yani auroradan bahsediyoruz, adı verilen doğal ışınmaların meydana gelmesine sebep olur. Yön bulma konusunda insanlara ve bazı canlılara kolaylık sağlar arkadaşlar. Evet sevgili dostum, şimdi konumuzu bitiriyoruz. Mıknatıs ve özelliklerini öğrendin, manyetik alan çizgilerinin nasıl olduğunu öğrendin, pusulayı öğrendin. Akım ve manyetik alan, elektromıknatıs, dünyanın manyetik alan sonuçları, bunları öğrendin diyoruz. Şimdi sevgili dostum, ödüllü sorumuz bu. Bu soruyu bir sonraki konu anlatımında yapacağım. Şimdi gelin isterseniz bir önceki konunun sorusunu çözelim. Evet sevgili arkadaşlar, ödüllü sorumuz bu. Şimdi şekildeki elektrik değeri parçasında KL arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm olur? Sevgili dostum, burada harflendirme tekniği kullanmamız lazım çünkü çok değişik bir devre bu. Hemen baktığımda bakınız K, K, K diye harflendirdim. Sonra L, L diye harflendirdim. Ve bütün arkadaşlar dirençlerin KL arasında kaldığını görüyorum. O zaman 1 bölü R eşdeğer 1 bölü 12 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 şeklinde ifade ediyoruz. Hepsi 12'de birleşir. 1, 3, 2, 4 ve 2. Baktığımda arkadaşlar 8, 11, 12. 12 bölü 12 oluyor. 1 bölü R eş. Bu da 1 demek sevgili arkadaşlarım. Cevabımız A seçeneği oluyor. Doğru cevabı bilen arkadaşlarımız aşağıda listelenmekte. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Biyoloji dersinde bugünkü konumuz mayoz. Gençler, mitozu eşeysiz üremeyi yapmıştık. Mayoz ve eşeyli üremeyi yaptığımız zaman da komple üniteyi bitirmiş olacağız. Mayozu detaylı bir şekilde bugünkü dersimizde anlatacağım. Yazılıda da bol bol soruları karşınıza çıkacaktır. Ama yazılında karşınıza çıkacak soru tiplerinden bir tanesi de özellikle mayoz ve mitozun karşılaştırması olacak. Karşılaştırma soruları çok fazla karşınıza çıkacağı için haliyle onları da bir sonraki videomda karşılaştırma olarak size vereceğim. Hazırsanız yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak tabii ki her zamanki gibi ödevlerinizi vererek başlayayım gençler. Sıfırdan 10'a alıyorsunuz, 10 dinamoya alıyorsunuz, bu dersi dinliyorsunuz. Ders bittiği zaman mayozun sonuna kadar çözmediğiniz herhangi bir sorunun kalmamış olması gerekiyor. Tara geç testlerini de bitiriyorsunuz. Yani bu dersi bitirdik, sayfa 49'a kadar sıfırdan 10'a da çözmediğiniz soru kalmayacak. Aynı şekilde dinamoda da mayozun sonuna kadar geliyorsunuz. Zaten eşeysiz üreme çeşitlerini bir önceki dersimizde anlatmıştım. Bunun da tarama testlerini çözüyorsunuz. Sayfa 42'ye kadar geliyorsunuz. Eşeyli üremeye geçmiyorsunuz gençler. Yazılıda eşeyli üremeden sorumlu değilsiniz. Ama ben bir sonraki dersimde, eşeyli üreme zaten çok kısadır, bir de karşılaştırmaların hepsini verebileceğim bir video size hazırladım. Şimdi bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Tabii ki mayozun öncelikli olarak
kavramından bahsedeceğiz, tanımından bahsedeceğiz. Mayozun genel özelliklerini anlatacağız. Mayozla ilgili kavramlardan homolog kromozom kavramı çok karşımıza çıkar. Hatta bir yerden sonra diyeceğim ki homolog kromozomu gördün, yapıştır mayozdur. Mitozda homolog kromozomlar oluşmuyor ki. Locus, haploid, diploid bu kavramları anlatacağız. Hatta haploid ve diploidi biraz üstünde durarak anlatacağım. Çünkü kalıtım ünitesinde de tekrar işimize yarayacak. Mayozun evreleri nelerdir? Bu evrelerde hangi olaylar gerçekleşir? Tabii ki bunlardan da bahsetmiş olacağım. Öncelikli olarak hangi hücreler mayoz geçirir? Mayoz bölünme yapmaktaki amaç nedir? Mayoz yapmaktaki amaç tabii ki üreme hücresi dediğimiz gametleri meydana getirebilmek. Eşeğili üreme yapan canlılarda mayoz sonucunda en kromozomlu üreme hücreleri, gamet hücreleri mayozla oluşturulur. Bir canlının iken kromozomlu eşey üreme ana hücrelerinden en kromozomlu gametlerin yani üreme hücresinin meydana gelmesini sağlayan olay, kromozom sayısını yarıya indiren genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan olay mayozdur. Dişi gametlerimiz ve erkek gametlerimiz olacak. Dişilerin ürettiği gametlere tabii ki yumurta ismini vereceğiz. Erkek bireylerin ürettiği gametlere ise sperm ismini vereceğiz. Bitkiler aleminde yine dişi gametlere yumurta deniyor. Bitkilerin ürettiği erkek gametlere ama sperm demiyoruz. Orada ne diyoruz? Polen ismini veriyoruz. Mayoz canlıların üreme organlarında bulunan üreme ana hücrelerinde meydana gelecek. Yani yumurta ana hücresi mayoz yapabilir. Sperm ana hücresi mayoz yapabilir gençler. Bazen şu soruları çok sık yazıyoruz. Yukarıda verilen hücre tiplerinden hangilerinde mayoz gerçekleşir? Karaciğer hücresi. Ya karaciğer hücresi vücut hücresidir. Neden mayoz yapıp da gamet oluştursun ki? Eledin. Araya yumurta hücresi yazıyoruz. Yumurta hücresi mayoz sonucunda oluşan hücredir. Yani mayoz sonucunda oluşan bir hücrenin bir daha mayoz geçirmesi diye bir şey söz konusu değil. Orada yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi veya üreme ana hücresi yazması gerekiyor. Mayoz sonucunda oluşan gametler hem ana hücreden hem de birbirinden tabii ki farklı kalıtsal özelliklere sahip olacak. Mesela erkeklerin ürettiği spermlerin örneğini şekilde görüyorsunuz. Dişilerde üretilen yumurta da bu şekilde oluyor gençler. Yumurtayla spermin arasında hem büyüklük hem yapısal olarak farklılık var. Ama sonuçta ikisi de mayozla oluşturuldu. Bunun da kromozom sayısı aha da en. Bunun da kromozom sayısı en. En birleştiği zaman 2N kromozomlu bebiş dünyaya geliyor. Yani kromozom sayısının sabit kalmasında da mayoz etkili oluyor. Devam ediyorum. Mayoz ve döllenme eşeğili üremenin tabii ki temelini oluşturuyor gençler. Eşeğili üreme aynı türün bireyleri arasında da neyi sağlamış olacak? Kalıtsal çeşitliliği, varyasyonu sağlayacak. Kalıtsal çeşitlilik ne demek? Senin, benim birbirimizden farklı genetik özelliklere sahip olmamız aslında tür içi kalıtsal çeşitlilik anlamına gelir. Senin gözlerin mavi, benim gözlerim kahverengi. Senin saçların kıvırcık, benim saçlarım düz. Senin kan grubun A, benim kan grubum 0. Yani bu tür içi varyasyon, çeşitlilik anlamına geliyor gençler. Biri anneden, diğeri babadan gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlara da homolog kromozom kavramını kullanıyoruz. Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özgün bölgelere de tabii ki locus ismini veriyoruz. Karşılıklı lokuslarda da aynı karaktere ait genler bulunur. Burada bir iki dakikanızı almak istiyorum. Bir sonraki ünitemize hazırlık olsun. Bir de bölünmeleri çok daha iyi mantığıyla anlayalım diye. Biraz kromozom kavramından, bölüşülme kavramından bahsedeceğim. Şimdi ağzımda devamlı diyorum ki insanların karaciğer hücreleri diploid iken kromozomludur. İşte üreme hücreleri en kromozomludur. 2N ne demek? N ne demek? Bundan bahsedelim. 2N demek bir canlıda genlerin oluşmasını, daha doğrusu özelliklerin oluşmasını sağlayan iki tane takım gen varsa o canlıya diploid diyoruz.
Mesela benim göz rengimin oluşması için iki tane gen var. Cinsiyetimin oluşması için XX kromozomu iki tane gen var. Kan grubumun oluşması için iki tane gen var. Yani her özelliğim iki genle ortaya çıkıyor. O yüzden de ben 2N kromozomlu bir canlıyım. Benim yumurta yaptığımda veya sperm yaptığımda hücrelerime mayozla bir tane gen gönderme özelliğim var. Yani yumurta hücresinde gözle ilgili bir tane gen var. Cinsiyetle ilgili bir tane gen var. Kan grubu ile ilgili bir tane gen var. Keza spermde de aynı şekilde her özellikle ilgili bir gen var. Yumurta ve sperm birleştiği zaman bir tane göz genini anneden alıyoruz, bir tane göz genini babadan alıyoruz. Bebiş yine 2N kromozomlu, yani göz rengiyle ilgili iki tane gen taşıyan birey oluyor. Mesela şöyle harflendirme yapayım. Diyelim ki işte kahverengi göz geni. Bunları anlatacağız. Büyük A olsun. Mavi göz genine de küçük A demiş olayım. Kıvırcık saç geni dediğimiz saç geni büyük B olsun. Düz saç geni dediğimiz gen de küçük B olsun. Kahve mavi diye de yazabilirdim de uzun olmasın diye harflendirme yapalım. Diyelim ki benim şöyle göz rengimle ilgili kromozomlarımın üzerinde iki tane gen bulunacak ya. Ben hem kahverengi göz genine sahibim hem de mavi göz genine sahibim. Büyük A'ya küçük A genetik özelliğim büyük A büyük A da olabilirdim. Kişiden kişiye değişir. Diyelim ki saçlarımla ilgili de kıvırcık saç geniyle düz saç genine sahip olayım. Normalde neymişim? Böyle bir genetik yapım varmış. Ben yumurta oluşturacağım zaman tutuyorum DNA'mı eşliyorum. Şu DNA'nın eşlendiğini hayal et. İki tane kopya oluşturulacak demektir. Yani şurası neydi? Büyük A'ya büyük B şeklindeydi. Ben bunun kopyasını yapacağım. İkiye katladım genetik yapıyı. Bundan da bir tane yaptım. Aynı şey şu taraf için de geçerli. Burası neydi? Küçük A'ya küçük B'ydi. Ben kopya yaptığım zaman bundan da bir takım oluşturdum. Yani DNA'mı eşlediğim zaman kahverengi göz genini iki katına çıkarttım. Mavi göz genini de iki katına çıkarttım. Artık benim kromozomlarım meydana geliyor. Kromozom dediğimiz şeyi şöyle hızlıca çiziyoruz, şöyle şöyle gösteriyoruz ya. Aslında şuradaki iplik özel katlanmalar yaparak boyunda kısalma meydana geliyor. Yani şurada düz çizdiğim iplik kromozoma dönüştü. Bu da yine karşı kopyası da şöyle geliyor gençler. Haliyle şurası büyük A'ya büyük B değil miydi? Burası da büyük A'ya büyük B şeklinde. Hızlıca şöyle kromozom diye gösterdiğim şey aslında bu. Kromozomları oluşturan şunlar kardeş kromatit. Neden? Şuradaki genetik bilgi ile buradaki genetik bilgi birebir aynı. O yüzden bunlara kardeş kromatit ismi veriliyor. Kardeş kromatitlerin bir arada bulunduğu bölgeye ne ismini veriyorduk? Sentromer ismini veriyorduk. Sentromerlerde de iyi ipliklerinin tutunacağı kinetokor adını verdiğimiz yapılar vardı unutmayın. Aynı şey şu kopya için de geçerlidir. Şu kromozoma dönüştü. Burası küçük A'ya küçük B şifresiydi. Bu da kromozoma dönüştü. Şu da küçük A'ya küçük B'ydi. Yani bu da bir kromozom oldu. Bu da bir kromozom oldu gençler. Hemen şuradan da geçeyim. Eşlenmemiş homolog kromozomlar mesela burası büyük A'ya büyük B kısmı, şurası küçük A'ya küçük B kısmı. Eşlendiği büyük A'ya büyük B olan parçanın yanına karşısına büyük A'ya büyük B geldi. Küçük A'ya küçük B olan kısmın karşısına da küçük A'ya küçük B geldi. Bunlar tabii ki birbirinin fotokopisi gibi olduğu için kardeş kromatit olarak isimlendirildiler. Diploidle haploidin mantığını anlattım. Bir özellikin ortaya çıkması iki genle sağlanıyorsa ben diploidim. Bir özellik sadece bir genle temsil ediliyorsa o hücre haploid, N kromozomlu veya monoploid yapıdadır diyoruz. Homolog kromozomları çiftler halinde taşıyorsa diploid, yani 2N kromozomlu.
Gametler mesela mayoz sonucunda oluşturuyorlar. Homolog kromozomlardan sadece bir takım taşıyorlar. O yüzden de onlara haploid hücre diyoruz. En kromozomlu. Mesela şuraya atıyorum işte şöyle şekiller koyuyoruz. Diyoruz ki yukarıda verilen hücre mayoz bölünme ile gamet oluşturursa aşağıda verilenlerden hangisini meydana getirir? Bundan da bir takım verecek, bundan da bir takım verecek, şundan da bir tane verecek, bundan da bir tane verecek. Yani her birinden birer tane verecek. Benim yumurtama gözümle ilgili geni verip de kan grubuyla ilgili geni vermeme ihtimalim yok gençler. Hepsinden birer tane vereceğiz. Tabii ki sağlıklı olma durumundan bahsediyoruz. Eşey ana hücreleri mayoza başlamadan önce aynı mitozda olduğu gibi ne yapacaklar? DNA'nın eşlenmesini yani interfazı geçirecekler. İnterfaz mitozun interfazıyla aynı. Ne yapılır burada? Hocam ATP sentezi artar, protein sentezi artar, metabolik olaylar hızlanır. Hücrelerimiz büyür, DNA'nın kendini eşlemesi yani miktarını iki katına çıkartması tabii ki interfazda gerçekleşecek. Sorularda kaçırmayacağın noktalar neydi? 1. İnterfazın S evresi DNA'nın eşlendiği evre. Her şey hızlanır deyip yapıştırıyorum. Metabolik aktivite artar, enzim sentezi artar, ATP sentezi artar. Sorularda geldiği için özellikle düştüğünüzü bildiğim için uyarıyorum. Organel sayısının artması da sentrozomun eşlenmesi de interfaz dediğimiz evrededir gençler. Sentrozomlar iyi ipliklerinin üretilmesini sağlayan zarsız organellerdi. Özellikle hayvansal hücrelerde karşımıza çıkıyordu. Çünkü bitkisel hücrelerde sentrozom organeli yok. Ya hocam bitkiler iyi ipliği üretmiyor mu sentrozomları olmadığına göre? Hayır, üretiyorlar. Aslında iyi ipliği üretimi işini bunun içerisindeki mikrotübüller yapıyor. Burada mikrotübüller bir araya gelerek sentrozomu meydana getirmişler. Bitkisel hücrelerde ise böyle mikrotübül organize edici bölgeler var. Oralardan iyi ipliğinin üretimi gerçekleştirilmiş oluyor. Geldim mayozun evrelerine. Şimdi mayoz bölünmenin mayoz 2 evresi şekilsel olarak ve olayların gerçekleşme olarak mitoza benzer. Mitozla aynıdır demiyorum. Mitoza benzerdir gençler. Mayoz kendi içerisinde iki tane ana evreden meydana geliyor. Birincisi interfazı yapıyorsun. Arkasından mayoza giriliyor. Mayoza girildiği zaman da bir mayoz 1, arkasından da mayoz 2 dediğimiz evre gerçekleşiyor. Şifrem neydi? İnterli Profesör Metin'in anası telefon satacakmış şeklinde kodlamıştık veya daha kolay aklınızda kalacaksa İPMAS şeklinde de kodlayabilirsiniz, fark etmez. Mayoz interfaz mayoz 1'in ve mayoz 2'nin en başında sadece bir kere gerçekleşiyor gençler. Yani DNA'nın eşlenmesi en başta sadece bir kere gerçekleşir. Mayoz 1'de bunların yanına yapıştırıyorsun birleri. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1, sitokinez 1 diye. Mayoz 2'ye geçtiğin zaman da bu sefer ikileri yapıştırıyorsun. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2, sitokinez 2 yani sitoplazma bölünmesi diye. Devam edelim. Kiminle? İnterfazı söylediğimize göre mayoza başladık. Mayozun başında da mayoz 1 gerçekleşecek. Çekirdeğimizi böleceğiz. İlk evremizde tabii ki profaz 1 evresi dediğimiz evre olacak gençler. Profaz 1 evresine baktığımız zaman mayozun en can alıcı evresidir. Eşlenen kromatin iplikler kısalıp kalınlaşmaya başlıyorlar. Ne yapmaya başlayacaklar? Kromozomlara dönüşecekler. Ama kromozomlar da bir araya gelip tetrat, homolog kromozomların yan yana gelmesiyle oluşuyor. Homolog kromozom kelimesini duyuyorsan, tetrat oluşumunu duyuyorsan mayoz bölünmedir diye yapıştıracaksın. Bir de burada homolog kromozomların yan yana gelip fiziksel olarak birbirlerine temas etmesi, bağlanması söz konusu olur. Bunların birbirine bağlanmasına sinapsis deniyor. Kromozomların temas ettiği bölgelere de kiyazma adı veriliyor. Bu olaylar sonucunda yani bunların birbirine temas etmesi sonucunda da crossing over, parça değiş tokuşu meydana geliyor.
Crossing over dediğimiz olay, yani parça değiş tokuşu, tesadüfi bir olaydır. %100 gerçekleşmek zorunda değil ama biliyoruz ki %99.9999 gerçekleşiyor. Bunun gerçekleşmesi sonucunda da genetik çeşitlilik meydana geliyor. Kavram olarak da çok fazla karşımıza çıkacak gençler. Mesela az önceki örneğin üstünden gidiyorum. Benim genlerim var. Bir büyük A'ya, büyük B şeklinde göz ve saç rengi genlerim vardı. Bir de yine küçük A'ya, küçük B şeklinde genlerim vardı. Crossing over, parça değiş tokuşu gerçekleşmezse, ben iki en kromozomlu bir canlıyım. Tabii bunlardan binlerce hayalet. Ne yapacaktım? Mayoz bölünmeyi geçirecektim. Mayoz bölünme sonucunda en kromozomlu yumurta spermimi yapacaktım. Ne yapacaktım? Yumurtama ya büyük A'ya büyük B'yi yollayacaktım. Yani gözle ilgili büyük A genini verdim, saçla ilgili büyük B genini verdim. Ya da bu tarafı yollayacaktım. Yani yumurtama küçük A'ya küçük B genini göndermiş olacaktım. İşte olasılık ne oldu? İki farklı yumurta oluşturabiliyorum. Crossing over meydana geldiği zaman olay şöyle gerçekleşiyor. Şimdi burası büyük A'ya büyük B'ydi. Bu kendi kopyasını oluşturdu. Büyük A'ya büyük B'yi yaptı. Bunun da kopyası oluştu. Küçük A, pardon şöyle yazayım. Küçük A'ya küçük B şeklindeydi. Burası da küçük A'ya küçük B şeklindeydi. Normal şartlarda eğer parça değiş tokuşu gerçekleşmezse büyük A'ya büyük B'yi gönderdim. Ya da büyük A'ya büyük B'yi, aynı şey. Küçük A'ya küçük B'yi gönderdim. Ya da küçük A'ya küçük B'yi gönderdim, aynı şey. Bunlar birbirlerine değmeye başlıyorlar. Nasıl bir değme biliyor musun? Bak şimdi hemen çizeyim sana. Burası neydi? Büyük A'ya büyük B'ydi. Şurası da neydi? Büyük A'ya büyük B'ydi. Şöyle denk geldiğini hayal et. Şurası birbirine değdi. Şurası küçük A'ya küçük B'ydi. Karşısı da küçük A'ya küçük B şeklindeydi. Değen yerde parça değiş tokuşu meydana geliyor. Yani gamete şu gidebilir. Büyük A'ya büyük B'yi verebilirim. Normal şartlarda buradan da yine büyük A'ya büyük B gelmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Parça değiş tokuşu oldu. Büyük A yanına parça değiştirdiği için kimi aldı? Küçük B'yi. Bu taraf açısından da bakarsan burası küçük A'ya küçük B'ydi. Parça değiş tokuşundan dolayı buraya büyük B geldi. Şurası hala küçük A küçük B oldu. Crossing over gerçekleşmezse büyük A büyük B, küçük A küçük B verebiliyordum. Crossing over gerçekleşince yeni bir ihtimal ortaya çıktı. Yani ben ya kahverengi gözle kıvırcık saçı veriyordum ya da maviyle düzü veriyordum. Artık kahverengiyle düzü de verebilmeye başladım. Genetik çeşitlilik oluşma ihtimalini arttırdım. Crossing over parça değişimi mayoz bölünmede genetik çeşitlilik olmasını sağlar gençler. Şöyle de tetrat oluşumunu bu katlı kağıt üzerinden göstermiş olayım. Tetratlar oluşuyor dedik ya, şu bir kromatin iplik, şu da bir kromatin iplik. Burada iki tane kromatin iplik var. Şu üçüncü, şu da dördüncü kromatin iplik. Yani şurası dört tane kromatit veya kromatin iplik. Bunlar kısalıp kalınlaşarak, özel katlanmalar yaparak ne yaptı? Kromozomlara dönüştü. Şuradan bir kromozom oldu. Buradan da bir tane kromozom oldu. Yani iki tane kromozom meydana gelmiş oldu. Kromozomların iki tanesi bir araya gelince de tetrat adını verdiğimiz dörtlü yapıyı meydana getiriyorlar. Sanki formül gibi yazdık ama formüllük bir şey yok. Baktığın zaman dört tane kromatit iki tane kromozomu oluşturur. İki kromozom da bir tane tetratı meydana getirir. O zaman insanlar 46 kromozomlu. Bilmem ne canlısı iken eşittir 46 kromozomludur. Mayoz bölünme sırasında kaç tane tetrat oluşturur? 2 kromozom bir tetrata eşit olduğuna göre 46 kromozom da kaç tetrata eşittir? 23 tetrata eşittir. Aynı zamanda da 92 tane kromatite eşittir diyeceğiz. Veya işte 40 deseydi 20'ye 80 şeklinde alacaktık. Formül diye bir şey yok. Aslında gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz.
Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin gen alışverişi yapmalarına crossing over, yani parça değişimi ismini veriyoruz. Crossing over yeni gen kombinasyonlarına neden olduğundan gamet çeşitliliği ve döllenme sonucu oluşan tür çeşitliliğini arttırır. Bazen soruda yazıyorum, her mayoz bölünmede crossing over meydana gelir. Aslında geliyor %99.9 ama illaki olmak zorunda değil, olay tesadüfi. Şey gibi düşün, ben sokaktan 1000 kişiyi çağırdım, etrafıma dizdim, en sevdiğiniz rengi söyleyin dedim. 1000'inin de beyaz deme ihtimali var mı? Var. Çok küçük bir olasılık da olsa 1000 tanesinin evet benim en sevdiğim renk beyaz deme ihtimali var. Crossing over'da tesadüfi bir olay gerçekleşmeme ihtimali var gençler. Tabii ki %99 gerçekleşiyor. Profaz 1'i bitirdik. Profaz 1'in sonuna geldiğimiz zaman ne olmaya başlayacak? Aslında mitozdaki profaz gibi düşüneceksin. En başta söylediklerimi topluyorum. Profazdayız. Kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak tetratlara dönüştü. O tetratların arasında crossing over meydana gelebilir. Geldiyse genetik çeşitlilik oluştu. Kalanları yapıştırdım. Çekirdek zarı erimeye başlar. Çekirdekçik kaybolur gençler. Endoplazmik retikulum hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sistemiydi ya. Onun da tabii ki kaybolması söz konusu oldu. Sentrozom organeldi. Nerede eşledin? İnterfazda. İnterfazda eşlediğin zaman sentrozomlardan da profaz evresinde hop zıt kutuplara gittiler. İyi ipliklerini oluşturmaya başladılar. Birazdan bu iyi iplikleri ekvatoral düzlemde tabii ki kromozomlara sarılacak. Orada da ne olacak gençler? Metafaz evresine geldik diyeceğiz. Yine hatırlatmış olayım, en başta söyledim. İyi ipliklerini hayvan hücrelerinde kim üretiyordu? Sentrozom organeli. Bitki hücrelerinde ise mikrotübül organize edici bölge dediğimiz bölge tarafından iyi ipliklerinin üretimi gerçekleşmiş oluyor. İnterli Profesör Mete'nin metafaz evresine geldim. Metafaz evresinde ekvator düzlemine dizilme söz konusu. Mitozda kim dizilir diyorduk? Kromozomlar ekvator düzlemine dizilir diyorduk. Burada kromozom kavramını kullanmayacağız. Hangi kavramı kullanacağız? Homolog kromozomlar, tetratlar hücrenin ekvator düzlemine dizilir diyeceğiz. Tüm kromozomlar kinetokorlarına, iyi ipliklerine tutundularsa kinetokorlarından metafazdan sonra anafaz evresine gidiliyor. Mitozu hatırlıyor musun? Karşılıklı zıt kutuplara anafazda kardeş kromatitler çekiliyordu. Yani bir parça bu tarafa, bir parça bu tarafa gidiyordu. Ama burada karşılıklı kutuplara kimler gidiyor? Kromozomlar. Zaten mayoz 1'e baktığın zaman karşılıklı kromozom gidiyorsa bu mitozda olamaz. Anca bu bölünme mayoza aittir diyebilirsin. Yazmasa, şekilde verse. Mesela bana bu şekli verse derim ki kromozomlar karşılıklı zıt kutuplara gidiyor. Mitozda böyle bir şey yok. O zaman bu mayoz bölünme geçiriyor. Mayozun da birinci bölünmesinde 1, 2, 3, 4, 2N, 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz 1'inde kromozomlar zıt kutuplara gittiği için de anafaz 1'de hocam demen gerekiyor. Homolog kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yarıya inmesinin temeli atılacak. Çünkü mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya inecek. Yani mayoz bittiği zaman 2N kromozomlu hücrelerden N kromozomlu hücreler oluşacak. Homolog kromozomlar birbirlerinden rastgele ayrılıyorlar. Nasıl profaz 1'de crossing over genetik çeşitliliği sağlar dediysem, anafaz 1'de kromozomların zıt kutuplara rastgele çekilmesi de yine genetik çeşitliliği sağlayan bir olaydır. Anafaz 1'de homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi şansa bağlı olduğundan genetik çeşitliliği arttırır, unutma. Geldim telofaz 1'e. Normal şartlarda telofaz evresinde mitozu hatırla, ne oluyordu? Profazın tersi. Çekirdek zarı oluşmaya başlar. Çekirdekçik yeniden oluşur. Kromatinler kromozomlara dönüşür diyorduk. Bu bazı canlıların mayozu için hala geçerli. Bazı canlıların hücrelerinde de deniyor ki ya birazdan mayoz 2'ye gireceğiz.
Mayoz 2'de de o çekirdek zarı eriyecek, çekirdekçik kaybolacak. O zaman çekirdek zarını tekrar yapmama, çekirdekçiyi tekrar oluşturmama gerek yok diyorlar. Yani türe göre bu durum değişiklik gösterebiliyor. Zıt kutuplara çekilmiş kromozomlarda sentromer ayrılması henüz gerçekleşmedi. Bunlar kromozomlar halindeler, kromatitler bir arada. Çekirdek zarı ve çekirdekçik canlı türüne göre yeniden oluşabilir. İyi iplikleri kayboluyor. Telofaz 1 ile sitokinez 1 tabii ki eş zamanlı olarak başlıyor. Yani telofaz 1 gerçekleşirken aynı zamanda sitoplazma bölünmesi dediğimiz olayda söz konusu olacak. Sitokinez 1 de yapıldığı zaman bir hücreden iki tane yavru hücre olacak gençler. Kromozom sayısı ne yaptı? Yarıya indi. Aynı şey geçerli mitozla. Hayvansal hücrelerde dıştan içeriye doğru boğumlanma yapılarak mayoz gerçekleştiriliyor, sitokinez yapılıyor, sitoplazma bölünmesi tamamlanıyor. Bitkisel hücrelerde ise hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi dediğimiz yapı var. Bu ölü bir yapıdır. Boğumlanma gerçekleşemez. O yüzden de ara lamel, ara çeper oluşumu söz konusu oluyordu. Bitkisel hücrelerde unutmayın. Baktım. Şöyle bir tane iken kromozomlu hücrem vardı. Mayoz 1 meydana geldi. Mayoz 1'in sonucunda iki tane hücre oluştu. Onlar da N kromozomluydu. Kromozom sayısı başlangıçtakinin yarısına indi. Diploid'den haploid'e mayozu zaten 2N kromozomlu hücreler yapabiliyor. Başkası yapamıyor. Bir sonraki dersimizde size yazılıdan önce mayoz mu mitoz mu videosu çekeceğim. Onda özellikle karşılaştırmaları vereceğim. Mesela mitoz için ne diyorduk? N, 2N, 3N kromozomlu hücreler mitoz geçirebilir. Kromozom sayısında değişiklik olmuyor. Mayoz ise sadece 2N kromozomlu hücreler geçirebiliyor. Sonucunda da N kromozomlu yavru meydana geliyor. Kromozomlar iki kardeş kromatitli haldeler. İnterfazdaki kromozom sayısının da yarısına sahip olan N kromozomlu iki tane yavru hücre oluştu. Sonra sitokinez 1 sonucunda N kromozomlu iki tane yavru hücremiz meydana gelmişti ya. En başta da sorularda çok çok üstünde duruyoruz, yazıyoruz, düşmeyin dedim ya. Mayoz 2'nin başında interfaz 1 daha yok. Mayoz'da interfaz 1 kere gerçekleşir. O da en başta gerçekleşir. Bir daha olmuyor. Bu yavru hücrelerin her biri DNA işlenmesi gerçekleşmeden ayrı ayrı mayoz 2'ye girecekler. Çekirdek bölünmelerini yapacak. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 diyeceğiz. Sonra sitoplazmasını bölecek. Sitokinez 2 diyeceğiz. Baktığımız zaman sadece hayvan hücrelerinde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Mayoz 1'in sonunda yavru hücreler oluşmuştu ya. Mayoz 2'ye girerken sentrozom eşlenmesi dediğimiz olay söz konusu olabiliyor. Mayoz 2 öncesinde interfaz görülmedi. DNA kendini eşlemedi. Mayoz 1 sonucunda N kromozomlu iki tane hücre oluşmuştu. Bunlar mayoz 2'ye girdiler. Sonuçta haploid kromozomlu 4 tane hücre meydana geldi. Mayoz 2'nin şekillerine baktığımız zaman, yani renkli çizdiği için burada parça değiş tokuşunu aldığını anlayıp mayoz 2 olduğunu söyleyebilirim ama siyah beyaz çizse kromozomları görsem mayoz 2'nin görsel olarak, şekilsel olarak mitozdan bir farkı yok. Yani bir soruya baktığım zaman mitoz mu mayoz 2 mi anlayamam. Kromozom sayısı bana yardımcı olur. Ama mayoz 1 olduğunu tetratları, homolog kromozomların zıt kutuplara gitmesinden anlayabiliyorum. Mayoz 2'nin tabii ki profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2 olmak üzere sonlarına ikileri yapıştırdım. Sitokinez 2, sitoplazma bölünmesi 2 yapıldı mı da işi bitirmiş oluyorduk. Çekirdek bölünmesi 2, karyokinez 2, profaz 2 ile başlayacak. Telofaz evresinde tekrar çekirdek zarı oluştuysa, çekirdekçik oluştuysa bazı türlerde oluşabilir demiştim ya. Eğer oluştuysa onlar kaybolacak. İyi iplikleri oluşturulacak. Kromozomlar iyi ipliklerine kinetokorlarından bağlanmış olacaklar. Profaz 2'den sonra metafaz 2 dediğimiz evre meydana geliyor.
Kromozomlar mitoz metafozunda olduğu gibi ekvator düzlemine dizildi. Bak sana şimdi ne göstereceğim. Bir sonraki karşılaştırmaya da hazırlanalım. Şimdi bunları düz renk çizdiğimizi hayal et. Sana yukarıdaki soruyu verdi. Diyor ki yukarıda verilen şekildeki hücre hangi bölünmenin hangi kromozomlusudur diye soruyor. Şimdi ben bu soruya baktığım zaman, bu şekle baktığım zaman bunun mitoz mu geçirdiğini, mayoz mu geçirdiğini anlayamam. Derim ki hocam bu mitoz geçiriyor olabilir. Mitoz geçiriyorsa 2N eşittir 1, 2. 2N eşittir 2 kromozomlu hocam. Ama hocam mitoz şekli olanların hepsi mayoz 2'de de olabilir. Bu mayoz bölünme de geçiriyor olabilir. Mayozun ikinci safhasındadır. Mayoz 2 geçiriyorsa 2N eşittir. Hocam bunlar biraz önce tetrattı. Mayoz 1'de onları kaybetmiştir. Diğer hücreye gitmiştir. O zaman bu mayoz bölünme geçiriyorsa 2N eşittir. 4 kromozomludur. İstersen ezber yap. Mitozun 2 katı kadar mayozda kromozom sayısı çıkar. Ama mantık nereden geldi? Mayoz 2'de ise bunlar bir zamanlar tetrattı. Yani mayoz 1'de bu gördüğüm şeklin 2 katı kadar kromozom vardı diye düşüneceksin. Anafaz 2'ye geldiğimiz zaman bu sefer de sentromer bölünmesi meydana geldi. Kardeş kromatit dediğimiz kromatitler zıt kutuplara olarak geçtiler. Artık her birine de kromatit ismini verdiğimiz için anafaz 2'de kromozom sayısının geçici olarak 2 katına çıkması söz konusu oluyor. Telofaz 2'de kromozomlar kromatin ipliklere dönüştü. İyi ipliklerim zaten kayboldu. Çekirdek zarı yeniden oluştu. Çekirdekçik yeniden oluştu. ERE endoplazmik retikulum kaybolmuştu. Yeniden meydana geldi. Bu evreyle eş zamanlı olarak tabii ki sitokinez de başladı. Sitokinez sonucunda da ne oldu? 4 tane yavru hücre meydana geldi. Aslında mantık neydi? En başta 2N kromozomlu bir hücrem var. Mayoz 1'i geçiriyor. Mayoz 1 sonucunda N kromozomlu 2 tane yavru hücre oluştu. Sonra da N, mayoz 2 sonucunda 4 tane yavru hücre meydana geldi. Mayoz sonunda oluşan sağlıklı hücrelerin kromozom sayısı aynı iken sitoplazma miktarı ve organel sayısı farklılık gösterebilir. Şunu söyleyeyim. Ben mayoz bölünme yaptım. Yok, annem yapsın. Annem mayoz bölünme yaptı. Yumurta oluşturdu. Oluşturduğu her bir yumurtanın kromozom sayısı ne? N. Yani gözle ilgili bir gen, saçla ilgili bir gen, kan grubu ile ilgili bir tane gen bulunduruyorlar. Bunların her birinin genetik yapısı birbirinden farklı. Sitoplazma miktarı da farklı olabilir. Eğer bir kadının ürettiği her yumurta birbiriyle aynı, bir erkeğin ürettiği her sperm birbiriyle aynı olsaydı kardeşler fotokopi gibi olurduk. Kardeşler tek yumurta ikizleri hariç fotokopi gibi değiliz gençler. Tabii ki aynı kişinin ürettiği yumurtayla aynı kişinin ürettiği sperm birleşmiş. Birbirine çok benziyoruz ama birbirimizin fotokopisi gibi değiliz. Bu da bu sırada anlattığım crossing over, homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi, yumurta hücrelerinin genetik yapısının farklı olması, sperm hücrelerinin genetik yapısının farklı olmasından kaynaklanmış oluyor. Buradan bir şey daha hatırlatayım. Üstüne basa basa söyledim aslında. Hayvansal hücrelerde dıştan içeriye doğru ne gerçekleşiyordu? Boğumlanma dediğimiz olay meydana geliyordu. Böylelikle bir hücreden iki tane yavru hücre oluşuyordu. Bitkisel hücrelerde ise hücre zarı çeperi dediğimiz hücre çeperi duvarı dediğimiz yapı var. Çeper ölüdür. Ölü bir şey boğumlanma yapamaz. İçten dışarıya doğru ara lamel, ara çeper oluşumu söz konusu oluyor. Böylelikle ikiye bölünme yani sitokinez meydana geliyor. Zaten hayvansal ve bitkisel hücrelerin mitozunda, mayozunda ana fark olarak iki tane şeyden bahsediyoruz. Bir, iyi ipliklerinin üretim yeri, hayvansal hücrelerde sentrozom, bitkisel hücrelerde sitoplazmada bulunan işte mikrotübülü organize edici bölge. İkincisi, sitoplazmanın bölünme şekli. Hayvansal hücrelerde boğumlanmayla sitoplazma ikiye bölünüyor. Bitkisel hücrelerde ise ara lamel, ara çeper oluşumu söz konusu oluyor.
Geleyim DNA miktarındaki değişime, buradan da kromozom sayısındaki değişime. Şimdi DNA'nın eşlenmesi interfazda meydana geliyor. İnterfazın hangi evresinde gençler? S evresi dediğimiz evrede. Diyelim ki bunun 2x kadar DNA'sı var. S evresine geldiğimiz zaman tabii ki DNA miktarı 2 katına çıkmış olacak. 2 katı 2 katı 2 katı 2 katı gitti. Mayoz 1'e geldiğimiz zaman sitokinezin gerçekleşmesiyle birlikte tekrardan neye düştü? 2x'e düştü. Sonra mayoz 2'de tamamlandığı zaman x'e düştü. Yani başta 2x ile başladın DNA miktarını, x ile bitirdin, yarıya indirme oldu. Kromozomlar ise zaten hücre bölünmesi sırasında oluşturulan yapılardır. 2N kromozomlu bir hücre mayoz 1'i tamamladığı zaman N kromozoma dönüşür. Anafaz 2 evresinde artık zıt kutuplara giden o kardeş kromatitleri de kromozom olarak kabul ediyorduk. Geçici olarak kromozom sayısının artması söz konusu oluyor. Sitokinezde yapıldığı zaman hop tekrardan N'e düşüyor. 2N'le başladın, N'le bitirdin, N kromozomla bitirmiş oldun. Şekilsel olarak da göstereyim gençler. Profaz 1'de çekirdek zarı erimeye başladı, çekirdekçik kayboldu, sentrozomlar arasında iyi iplikleri oluşmaya başladı, endoplazmik retikulum kayboldu, kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak tetratlara dönüştü, tetratlar arasında da crossing over parça değişimi meydana geldi. Homolog kromozomlar metafaz evresinde, metafaz 1 evresinde tetratlar, homolog kromozomlar ekvatoral düzleme dizildi. Anafaz 1 evresinde kromozomlar zıt kutuplara çekildi. Telofazda yavaş yavaş sitoplazmayı bölmeye de başladın. Türe bağlı olarak çekirdek zarı oluşabilir, oluşmayabilir. Sitokinez 1'i tamamladığın zaman mayoz 1 bitti, N'e düştün. Sonra kromozomları ekvator düzlemine dizdim, metafaz 2. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekildi, anafaz 2. Kromozom sayısı geçici olarak 2 katına çıktı. Telofazda hop sitoplazmayı böldün, 1, 2, 3, 4 tane yavru hücre mayoz bölünme sonucunda oluştu. Birkaç tane örnek söyleyelim, daha doğrusu eşleştirme, doğru yanlış yapalım, olayın mantığını, karşımıza çıkabilecekleri anlayalım gençler. Ondan sonra da dersimizi bitiriyoruz. Aşağıda verilen bilgilerden mayoza ait olanlara tik koyun demiş. Tür içinde kalıtsal varyasyonların oluşmasını sağlar. Tür ne demek? Mesela insan bir türdür. Senin kahverengi gözlü olmanı, işte benim mavi gözlü olmamı, filancanın yeşil gözlü olması tür içi varyasyon çeşitlilikti. Bu da mayoz bölünme sonucunda meydana geliyordu. Doğru dedim, geçtim. 2N kromozomla her hücrede meydana gelebilir. Hadi oradan. Karaciğer hücrem 2N kromozomlu değil mi? Göz hücrem, dil hücrem, dalak hücrem, pankreas hücrem, bunların hepsi 2N kromozomlu. Karaciğer hücresi ne diye mayoz bölünme geçirsin ki? Gamet oluşumunu tabii ki mayoz bölünme sağlamış olacak. Tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayacak. Bu sabiti görünce özellikle de mesela şöyle yazıyoruz. Tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Kromozom sayısı bölünme sonucunda oluşan hücrelerle ana hücreyle aynıdır. Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri mayoza, hangileri mitoza aittir diye sorduğumuz sorularda sabiti görünce mitoza yapıştırıyorsunuz. Hayır. Tüm insanların 46 kromozomlu kalmasını sağlayan şey benim mayoz yapıp 23 kromozomlu yumurta oluşturmam, kocamın mayoz yapıp 23 kromozomlu sperm oluşturması, 23-23 birleştiği zaman 46 kromozomlu bebiş dünyaya geliyor. Yani bir daha cümleyi söylüyorum düzgün bir şekilde. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlayan şey mayoz ve döllenme olayıdır. DNA işlenmesi 2 katına çıkar, yine bir hadi oradan, çok üstüne basa basa söyledim. İnterfaz mayozun en başında sadece bir kere meydana geliyor. Kromozom sayısı ve DNA miktarı da tabii ki yarıya indirilmiş olacak. Devam ediyorum. Homolog kromozomlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Homolog kromozomlara baktığımız zaman bir hücreye biri anneden diğeri babadan gelen kromozomlara homolog kromozom ismini veriyorduk.
Şekil ve büyüklükleri aynıdır diyor gençler. Baktığımız zaman bunların tabii ki genel olarak şekil ve büyüklükleri aynı oluyor. Homolog kromozom dediğimiz için. Karşılıklı lokuslarında aynı karakterle ilgili genler bulunduracak. Mesela kromozomu şöyle düşün. Şurası kahverengi gözgeni, burası mavi gözgeni. İkisi lokus adı verilen bölgelerde bulunuyorlar. Eşeyli üremede döllenme olayıyla tabii ki bir araya getirilmiş olacaklar. Hangileri doğrudurun cevabı 1, 2, 3 ve 4 şeklinde oldu. Aşağıda verilen hücre çeşitlerinde homolog kromozom çiftlerini bir arada bulunduranları 2N'le tikle işaretleyiniz. Aslında size diyecektim ki 2N'le olanları soruyor. O yüzden birbirine karıştı okurken. Tikle işaretleyeceğimiz ne? 2N kromozomlu olanlar. Yani homolog kromozom çiftlerini bir arada bulundurur derken her genden 2 tane bulundururu sormak istiyor. Sperm ana hücresi 2N kromozomlu değil mi? Evet, o zaman bunu aldım. Erkek arının göz hücresi, bir önceki dersten hatırlayın, arılarda partenogenezden bahsetmiştik. Erkek arılara ne demiştik? N kromozomludur. Onun N kromozomlu olması demek kanatının da gözünün de işte bilmem neresinin de N kromozomlu olduğu anlamına gelir. Yumurta hücresi N kromozomludur. Testis hücresi, bak sperm hücresi dememiş. Testis bir organdır. Dalağın, böbreğin, bağırsağın, kalbin nasıl organsa testisler de öyle organlardır. Yani vücut organıdır. 2N kromozomlu olacak. Deri hücresi tabii ki vücut hücresidir. 2N kromozomlu. Beyin hücresi vücut hücresidir. 2N kromozomlu olacak. Bir tane daha soruya bakayım. Mayoz 1 ve mayoz 2'de olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Şimdi mayoz 1'in evrelerini düşündüm. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitokinez. Mayoz 2'nin profaz, metafaz, anafaz, telofaz, sitokinez şeklinde ama 1 ve 2 yazıyorduk yanlarına gerçekleşiyorlar. İkisinde de çekirdek bölünmesi var mı? Evet hocam, çekirdeği ikisinde de böldük. İ ipliklerinin oluşumu ikisinde de tabii ki vardı. Sitokinez de ikisinde de vardı. Sentromer bölünmesi ne demek? Hatırlatayım. Şu kromozomumuz, kromozomumuzu bir arada tutan bölgenin adı sentromer bölgesiydi. Mayoz 1'i düşün. Zıt kutuplara kimler gidiyorlar? Hocam şöyle, bu kromozom bu zıt kutba gidiyor. Şu kromozom bu zıt kutba gidiyor. Sentromerini böldü mü? Mayoz 1'in ana faz 1 evresinde hayır. Sentromer ayrılmadı. Kromozom bütün olarak gitti. Ama mayoz 2'nin ana faz 2 evresine baktığımız zaman bir parça buraya da bir parça şurada şeklinde oluyordu. Yani mayoz 2'nin ana faz 2'sinde sentromerlerin bölünmesi vardı. O yüzden bunu ortak olarak almayacağız. Cevabımız da 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Mayozda olaylarından hangileri farklı genetik kombinasyonların oluşmasına yol açar diyor. Ana faz 1'de hangi kromozomun nereye gideceği belli değil. Olay tesadüfi olarak gerçekleşiyor. Hocam bu tabii ki genetik çeşitlilik oluşmasını sağlar. Tetratların ekvatoral bölgede dizilmesi genetik çeşitliliği sağlamıyor. Orada bir sıralama oldu. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değiş tokuşu, yani crossing over'dan bahsediyor. Crossing over tabii ki genetik çeşitliliği sağlayacak. Sitoplazmanın ikiye bölünmesi genetik çeşitlilik sağlasaydı bu olay mitozda da vardı. Sitokinez, yani sitoplazma bölünmesi genetik çeşitlilik oluşmasını sağlamaz. Bizden yol açarları sorduğu için cevabımız 1 ve 3 şeklinde oldu. Aşağıdaki olayın meydana geldiği mayoz evrelerini yazın demiş. Crossing over, mayoz bölünmenin hangi evresinde? Hocam en başta profaz 1'de. DNA sentezi, DNA eşlenmesi, o daha da başta. İnterfaz dediğimiz hazırlık evresinde. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi. Dur bakayım, bir şey göstereceğim. Şimdi sana soruda diyor ki homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi ana faz 1. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi ana faz 2 evresidir. Kardeş kromatitlerin mesela zıt kutuplara çekilmesi mitozda da var, mayoz 2'de de var. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesine o zaman ne dedik? Ana faz 1 evresi dedik. T
Tetratların ekvator düzlemine dizilmesi, yani dörtlü yapıları hala görüyorum. Dörtlü yapılar bir arada olduğuna göre mayoz birdeyim. Ekvator düzlemine dizildiğine göre metafaz evresindeyim. Yapıştırdım, metafaz bir dediğimiz evre. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi anafaz 2 evresi. Sentromer bölünmesi sırasında zaten zıt kutuplara kardeş kromatitler gidiyordu. Bu da anafaz 2 evresiydi. En kromozomlu hücre mayoz 1'in sonunda da oluşuyor. Mayoz 2'nin sonunda da oluşuyor. Ama 4 hücre dediğine göre mayoz 2'yi seçtim. Sitokinez 2 evresi sonucunda 4 tane en kromozomlu hücre meydana geliyordu gençler. Eşeyli ana hücrelerinden, pardon hemen şurayı düzeltelim. Eşey ana hücrelerinden eşey hücreleri oluşurken, yani mayozdan bahsediyor. Olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tetrat oluşumu nerede? Profaz 1'de hocam. Homolog kromozomların ayrılması anafaz 1'de hocam. Crossing over profaz 1'de hocam. Kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2'de. Mantıken bakıyorsun, ikisi de profaz 1'de. Önce tetratlar oluşmalı ki tetratların o kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değiş tokuşu, crossing over meydana gelebilsin. O yüzden de 1'i 3'ten önceye seçtim. Neyle başlaması gerekiyor? 1 ile başlaması gerekiyor. Arkasından 3'ü gelmesi lazım. Anafaz 1, anafaz 2 şeklinde devam edeceği için cevabımız B'ye düşmüş oldu. Mayoz bölünme sırasında 23 tetrat gözlenen bir hücrenin dıt dıtlarını bulunuz diyor. Şimdi az önceki mantığı düşün. 1 görünüyor mu? Evet. 2, 3, 4. Burada ne vardı? 4 tane kromatit vardı. 4 tane kromatit bir araya gelince şuradan bir kromozom, buradan bir kromozom, şuradan bir kromozom, buradan bir kromozom. Yani 2 tane kromozom meydana geliyordu. Buradan da 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 bir tane tetrat meydana geliyordu. Mantıken düşünürsek kaçmış? 23 tetrat gözlenmiş, aynı insanmış. O zaman 23 tane tetratı varsa bu hücre bunun 2 katı kadar kromozom sayısına sahiptir. Yani 46 kromozomludur hocam diyeceksin. Kromatit sayısını düşünürsek o da 2 katı olacağına göre, 46'nın 2 katı veya 23'ün 4 katı olacağına göre hocam 92 tane kromatiti vardır. Mayoz sonunda oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı. Mantıken şöyle de gidebilirsin. Kromozom sayısı bu canlının kaçmış? 46. Mayoz sonucunda yarıya inecek, 23 yapıştırabilirsin. Veya tetrat sayısıyla en kromozomlu hücrenin kromozom sayısı da zaten aynıdır diyeyim. Bir tane daha soru çözüp bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi 2N4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olamaz diyor. Bak şimdi şu ikisi üstünden bir şey anlatacağım size. Bu şekle baktım. Bu şekle baktığım zaman mayoz mu mitoz mu anlayamam. Siyah beyaz olduğunu da hayal ediyorum. Renkleri vermemiş diye düşünüyorum. Ya hocam bu mitoz bölünme geçiriyor olabilir. Mitoz bölünme geçiriyorsa direkt sayarım. 1, 2, 3, 4. Mitoz bölünme geçiriyorsa 2N4 kromozomlu bir hücrenin hem de ekvatoral düzleme dizildiği için metafaz evresidir derim. Ama bu şekil aynı zamanda mayoz 2'de de yok mu? O zaman bu mayoz bölünme de geçiriyor olabilir. Hemen yazarım. Mayoz bölünme de geçiriyor olabilir hocam. Mayoz bölünme geçiriyorsa hocam bunlar bir zamanlar şöyle tetratlar halinde bulunuyorlardı. Yani mayoz 1'e baktığımız zaman sayının bunun saydığımızın 2 katı olması gerekirdi. Mayoz bölünme geçiriyorsa 2N eşittir 8 kromozomlu bir hücredir. Mayoz 2'ye gelmiştir. O yüzden metafaz 2 evresindedir derim. Mesela bana ne dedi? 2N4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olamaz. Bu anca olsa olsa 2L8 kromozomlu bir hücrenin mayozuna ait olabilir. Bir kere dörtlününkine ait olamaz. Buraya bakayım.
Bu bir kere kafadan mayoz, mitoz olma ihtimali yok. Çünkü mitozda homolog kromozomların karşılıklı dizilmesi yok. Bu kafadan zaten mayoz bölünmedir. Başka bir alternatif yok. Bunda da ekvatoral düzleme dizilmişler. Metafaz 1'deler. 1, 2, 3, 4, 2, 4 kromozomlu. Keza bu parça değiş tokuşunu yaptıkları. Sonra bölünmüş, bu hale gelmiş olabilir. Şu zaten olabilir diyeceksin ama bunun olmadığını net olarak biliyoruz. Şimdi dersimizi toparlıyorum gençler. Ödüllü soruya geçiyorum. Mayoz üreme ana hücrelerinden tabii ki neyi sağlamış olacak? Üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayacak. Mayoz bölünme sonucunda ne yapacaktık? Kromozom sayısını yarıya indireceğiz. Genetik çeşitlilik meydana gelecek. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına mayoz ve döllenme etkili, birkaç kez söyledim. Unutmayın, çok karşınıza çıkacak. Kalıtsal çeşitliliği sağlayarak tür içinde varyasyonların oluşmasını sağlıyor. Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamadan meydana geliyor. En başta tabii ki interfazımız var. Mayozu tamamladık. Mitozda bir hücreden iki hücre oluşuyordu. Mayozda ise bir hücreden dört yavru hücre oluştu. Bir anneden diğeri babadan gelen kromozomlara homolog kromozomlar ismini vermiştik. Tetrat oluşumu, sinapsis, onlar birbirine değdi, kiyazma gibi kavramları duyuyorsan, crossing over duyuyorsan yapıştır geç, mayoz bölünmedir. Anafaz 1'de homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi de tabii ki genetik çeşitliliği sağlar. Mayoz 2'ye baktığımız zaman şekilsel olarak da mitoza benzediğini görüyoruz gençler. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyoruz gençler. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Böylece de geldik dersimizin sonuna. Mayozu da bitirdiğimize göre artık karşılaştırma yapacağımız o videoya hazırız. Bir sonraki dersimizde mayoz mu mitoz mu videomuzda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeniniz Osman Sarı. Bugünkü konumuz Anadolu'da Moğol istilası ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi. Ama her zaman yaptığımız gibi öncelikle ödevimizi konuşalım. Bu dersimizde arkadaşlar 0'dan 10'a tarih soru bankamızdan 24 ve 29. sayfalar, tabii ki arası dahil olmak üzere, 10. sınıf dinamo soru bankamızdansa 16. sayfayla birlikte ünite testleri olan 17. sayfadan başlayarak 34. sayfalara kadar çözüyoruz. Buraya dikkat edelim. Burada ne yapacağız? Birinci ünitemizi bitiriyoruz ve ünite testlerimiz başlıyor. Dolayısıyla 17 sayfalık bir ödev zinciriyle karşılaşacağız sadece ünite testleri içinde. O yüzden bu hafta biraz böyle sıkalım, günlük bölelim, planlarımızı yapalım. En azından günde 2-3 sayfalık bir çözümü planlarsak daha kolay ödevimiz biter. Çünkü bir anlamda da ünitenin tekrarını yapmış olacağız arkadaşlar. İlk dersimizden beri gelen sorularımız bir bütün olarak karşımda çıksın ki yazılı diye hazırlanmamız mümkün olabilsin. Hadi başlayalım. Şimdi biz önceki dersimizde Türkiye Selçuklarına girişimizi yapmıştık bir öncekinde. Ondan sonra Haçlı Seferleri üzerine durduk. Şimdi Haçlı Seferleri bitti. Ve Anadolu'da Selçuklar yeniden güçlenmeye başladı. 1200'lü yıllarda Haçlı Seferleri tümüyle durdu. Artık Türkiye Selçukları ne yapabilir? Güçlenebilir. İşte Türkiye Selçukları Danışmentlere son verdiler. Ve en büyük, onları en çok yoran Danışmentlere son verdiler. Doğu Anadolu'ya kadar olan toprakları ele geçirdiler. Ne zaman? 1220'lerde güçlerinin zirvesine çıktılar. Anadolu'da siyasi birliği büyük oranda sağladılar. Ve Türkiye Selçuklu Devleti olarak Anadolu'nun en büyük, en önemli siyasi gücüne dönüştüler. Bu arada Antalya, Alanya gibi liman kentlerini fethettiler. Bakın, Antalya, Alanya gibi liman kentlerini fethettiler. Böylece ne oldu bu bölgede arkadaşlar? Ticaret. Şimdi bakın, eğer liman kenti verirse hemen ticaret demelisiniz. Hemen ticaret demelisiniz. Buraya da dikkat. Ve Suudak Kalesi'ni aldılar. Bakın şurada. Suudak Kalesi'ni. Bu deniz ötesine gidecek kadar ne yapmışlar? Güçlü bir donanmanın inşa edildiği anlamına geliyor. Ki buraya gelen neydi? İpek yoluydu arkadaşlar. Demek ki İpek yolu ticaretinin Karadeniz ayağındaki önemli bir üssü de ele geçirmişler. Ha, 1220'lerde Selçuklar güçlerinin zirvesindeler. Anadolu'da siyasi birliği sağladıkları gibi aynı zamanda deniz ticaretini, uluslararası ticareti de denetim altına almaya çalışıyorlar. Ama tam bunlar olurken
Bu sefer de Moğol tehlikesiyle karşılaştık. Şimdi kuruluş yıllarımızda Haçlı seferleriyle çok zaman kaybettik. Tam devlet toparlanırken Moğol devleti, Cengiz Han tarafından kurulan bir Moğol imparatorluğu vardı. Hızlı bir şekilde nereye geliyor? Batıya doğru geliyor. İşte Selçuklar ne yapmalıydı? Bu Moğol tehlikesine karşı tedbirler almalıydı. Ve Moğolların önünden kaçan Hardemşah halkını bakın. Şu bölgedeki Hardemşah halkını ne yaptılar? Doğu Anadolu'ya yerleştiler. Bir çeşit tampon bölge olsun düşüncesiyle. Bir kısmını buraya yerleştirdiler. Başka Artuklarla, Eyyubilerle ittifak yaptılar. Moğolları durdurabilmek için. Başka savaşa girmeyip orduyu güçlü tutmaya çalıştılar. Ve hatta doğudaki kaleleri de onarttılar. Moğollar çünkü çok tehlikeli, çok büyük bir güç olarak geliyor. Ancak bu tedbirler işe yaramayacak. Çünkü öncelikle Yassı-Çemen Savaşı yaşanacak. Yassı-Çemen Savaşı kimler arasında? Aslında amcaoğlu iki devlet, ikisi de Oğuz, Hardemşahlarla Türkiye Selçuklar arasında yaşanacak Yassı-Çemen Savaşı. Neden? Şimdi Hardemşahlar aslına bakarsanız bugünkü Türkmenistan civarında egemendi. Burada bir devletleri vardı. Ama bu devletleri Cengiz Han tarafından yıkılınca bunlar devletleri nereye taşıdılar? İran'a taşıdılar. Fakat Moğollar İran'a da girmeye başlayınca bunlar bu sefer devletlerini Anadolu'ya taşımak istiyorlar. Neden böyle? Çünkü biz Harizm Türklerinin bir kısmını Doğu Anadolu'ya yerleştirmiştik. İşte öncelikle Doğu Anadolu'ya ele geçirip devletlerini bu bölgeye, sonra da Anadolu'nun işlerine, Moğolların önünden kaçıyorlar ya, hem devletleri olsun istiyorlar hem de Moğollardan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu nedenle devletlerini Anadolu'ya taşımak istiyorlar. Sonuç. Hardemşahlar yenildi. Türkiye Selçukları kazandı. Ama aslında bu savaşın kazananı Moğollar oldu. Niye? Çünkü Türkiye Selçuklarıyla Moğollar arasındaki tampon devleti olan Hardemşah devleti ne oldu? Yıkıldı. Bu devlet yıkıldı. Bu devlet yıkılınca Moğollar ne yaptılar? Bütün bu toprakları ele geçirdiler. Ve Türkiye Selçukları Moğollarla komşu devlet oldu. Bu da tabii ki Moğolların Anadolu'daki tehditlerinin artırmasına neden olacak. Tabii bu arada artık bu Türk ordusu da yıpranmış, büyük bir savaşla birlikte yıprandığını da görürüz. Bu yetmezmiş gibi bir de Babaylar İsyanı'na karşılaştık. Babaylar İsyanı arkadaşlar Anadolu Türkiye tarihi içindeki ilk din içerikli isyandır. Anadolu Türkiye tarihi içindeki ilk din içerikli isyan Babaylar İsyanı'dır. Neden çıktı? Şimdi Moğolların önünden kaçan Türkmenler var arkadaşlar. Bunlar tabii Moğollar büyük bir katliamla geliyorlar. Türkmenler de kaçıyor. Nereye gidiyorlar? Anadolu'ya. Anadolu çok fazla nüfus almaya başlıyor. Bir taraftan bu iyi tabii. Çünkü bir sürü Türk geldi. Anadolu çok hızlı bir şekilde Türkleşiyor. Ama bu göçleri Türkiye Selçuklu Devleti doğru yönetemedi. Anadolu'ya göç eden bu Türklere, Oğuzlara yurt veremedi. Bunların otlaklara ihtiyaçları var. Hayvanlarını beslemeleri gerekiyordu. Ne yaptılar? Hayvanlarını yerleşiklerin arazilerine sürdüler. Bu sefer yerleşikler tepki gösterdi. Bu sefer devlet bunların üzerine ordu gönderdi. İşte Baba İshak adlı dini bir lider Tanrı'nın verdiği zenginliğin adil paylaşılması gerektiği yönünde iddialarla ortaya çıktı. Tabii Anadolu'ya gelen bu göçebe Oğuzlar da aslında silahlı güçler. Böyle tek başına gelmiyorlar. Aşiretler, boylar halinde geliyorlar. Bir emir komuta zincirleri var. Binlerce asker çıkarabiliyorlar. İşte bunlar bu sefer devlete tepki gösterdi ve bir isyan başlattı. Devlet iki ordusunu kaybetti bu isyanda. İki tane ordu isyancılar tarafından yenildi. Üçüncü ordu, ki çoğunluğu Hristiyanlardan seçilen bir ordu oldu bu sefer, paralı bir ordu, isyanı güçlükle bastırabildi. Ama tabii ki Babaylar isyanı Türkiye Selçuklu ordusunun yıpranmasında etkili olan ikinci gelişme olacaktır. Ama tabii devletin de bu dönemde bir göçü yönlendiremeyecek kadar zaaf içinde olduğunu da kanıtlar. Şimdi Moğollar bakıyorlar bu olaya. Ya diyorlar, Türkiye Selçukları iyice güçten düştü. Tabii ki bu isyanda kışkırtıcı olan Moğollar da var. Yani böyle tek başına bu isyan çıkmış, biz birbirimize girmiş değiliz. Moğollar da bu isyanı tetiklediler. Sonuç olarak Moğollar artık Anadolu'ya girebiliriz dedi. Gerçi bu dönemde Cengiz Han'ın Moğol İmparatorluğu parçalandı. Cengiz Han öldü. İran, Doğu Anadolu coğrafyasında ya da Doğu Anadolu'ya komşu olan bölgelerde karşımıza İlhanlı Moğol Devleti'ni
çıktığını görüyoruz. İlhanlı Moğolları Çin'deki Kubilay Hanlığı'na bağlı. Büyük Hanlık Çin'deki Kubilay Hanlığı ve İlhanlı Moğolları Anadolu'ya girecek. Türkiye Selçuklularına karşı yeni bir savaş. 1243 Köse Dağ Savaşı yaşanacak. Nedeni belli. Moğollar Anadolu'ya hakim olmak istiyorlar. Çünkü Moğollar sürekli hakimiyet alanlarını genişletmek istiyor. Ve ne oldu? Türkiye Selçuklu Devleti yenildi. Ve yıkılış sürecine girdi. Ama Köse Dağ Savaşı'nın pek çok önemli sonucu vardır. Şimdi diğer sonuçlarına bakalım. Köse Dağ Savaşı'nda öncelikle Selçuklu Devleti'ne ne dedik? Yıkılış sürecine girmiştir dedik. Sonra Selçuklu hükümdarları Moğol yönetimi altına girdi. Artık Türkiye Selçuklu Devleti Moğollara bağlı bir vasal devlete dönüştü. İstedikleri kişiyi hükümdar yapıyorlar. Ona sadrazamlarını kendileri, vezirlerini kendileri atıyorlar. Görevi onlar getiriyor. Hatta ülke tamamıyla parçalanma sürecine girdi. Beylikler kuruldu. Her ne kadar bunlar Türkiye Selçuklularına bağlı gibi görünse de feodal beylikler karşımıza çıkacak. Ve Anadolu'da siyasi birlik bozulacak. Tabii burada Anadolu Moğol sömürgesi haline de geldi. Moğol paraları kullanılıyor. Çok ağır vergilerle halk çok zor durumda kalacak. Sonra Karamanoğlu Mehmet Bey. Karaman'da kurulduğu için Karamanoğlu Beyliği Konya'ya giriyor. Ve 1308'de Selçuklu hükümdarını tahttan indirerek Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığına tümüyle son veriyor. Böylece Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başlayacaktır. Şimdi az önce söylemiştik, Moğolların önden kaçan Türkmenler vardı değil mi? Ve bunlar bu üniversite sınavında gelmiş bir sorudur arkadaşlar, buna çok dikkat edelim. Bunlar ne yapıyorlar? Anadolu'ya geliyor. Hatta Anadolu'ya gelmekle kalmıyorlar. Anadolu'nun kıyılarına doğru gitmeye başlıyorlar. Yani Moğolların önden kaçan Türkmenler Anadolu'nun kıyılarına geldikçe Bizans'ın Anadolu'daki varlığı da ne yapacaktır? Gittikçe sınırlanacaktır. Buralara doğru kaçan Türkmenler Bizans'ın elindeki toprakları ele geçiriyor ve Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına çok büyük bir katkı sağlıyor. Şimdi geldik arkadaşlar ikinci beylikler dönemine. Karamanoğulları Beyliği ile başlayalım. Şimdi bu beylikler aslında kitapta geçtiği için böyle üstünden geçiyoruz ama birkaç beyliğin dışında çok fazla soru gelmez. Odaklanacak beyliklere girelim. Karamanoğulları önemli bir beyliktir arkadaşlar. Öncelikle Konya ve Karaman çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Ve en çok sorulan tarafı Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Karamanoğulları Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Yıldırım Bayezid döneminde biz bir ara buna son vermişiz. Ama sonra yeniden kuruluyor. 1402 Ankara Savaşı ile birlikte yeniliyoruz biz Timur İmparatorluğu'na. Sonra Fatih Sultan Mehmet Beyliğin topraklarının büyük bir kısmını alıyor ama 2. Bayezid döneminde tamamen son verilecektir. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil ilan etme yönüyle tanınır arkadaşlar. Buna da çok dikkat etmeliyiz. Bu arada Karaman'daki Hatuniye Medresesi, Mevlana Türbesi önemli eserleri arasında yer alır Karamanoğulları'na. O zaman Karamanoğulları deyince bir, Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beyliktir. Önemli bilgiler. 2. Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçeyi resmi dil yapmıştır. Ulusçu bir yaklaşımı görüyoruz. 3. Özellikle Mevlana Türbesi'yle meşhurdurlar. Zaten Mevlana'da özellikle Türkiye Selçuklu ve Karamanoğulları döneminde karşımıza çıkan bir önemli tasavvufi isimdir. Sonra Germiyanoğulları geliyor. Çok çıkacak bir soru da var mı? Yok arkadaşlar. Bu Kütahya civarında kurulmuş bir beyliktir. 1. Murat döneminde arkadaşlar Germiyanoğullarından bazı topraklar çeyiz olarak alınıyor. 1. Murat oğlu Bayezid'i Germiyanoğlu Yakup Bey'in kızıyla evlendiriyor. Ve bu evlilikle birlikte Kütahya, Tavşan, Mehmet gibi bölgeler onlardan çeyiz olarak alındı. Sonrası çok önemli değil. Yıldırım Bayezid bunlara son verdi. Sonra Ankara Savaşı ile yeniden kuruldu. 2. Murat zamanında vasiyet yoluyla Osmanlı'ya katıldı. Bakın Osmanlı Devleti farklı yollarla büyümüş. Yani savaşın dışında çeyiz, vasiyet hatta satın alma bile vardı. Karasioğulları Beyliği
kurulduğu yer açısından önemlidir. Çanakkale Balıkesir civarında kurulmuş bir beyliktir. Denizcilikte ileri gitmiş, güçlü bir donanması olan bir beyliktir. Donanması olan beylikler sorulur arkadaşlar. Bunlara odaklanalım. Başka, ilk de Osmanlı'ya katılan ilk beylik diyeceğiz. Osmanlı tarihi içinde. Hatta Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda ilk adım atılmıştır diyeceğiz bu dönemde. Ama tabii bu beyliğin alınmasının Osmanlı'ya yine katkısı olarak da Balkanlara geçişi kolaylaştıracaktır gibi, Rumeli'ye geçişi kolaylaştıracak gibi sonuçlara da ulaşacağız. Hamitoğulları vardır. Aslına bakarsanız sorunu şu ana kadar önemli bir soru da bir yerde karşımda çok çıkmadı. Isparta Antalya civarında çıkmış beylik. Yine Yıldırım Bayezid'i son vermiş. İkinci Murat döneminde tekrar Osmanlı'ya katılmıştır. Aydınoğulları özel taraflarını nedir? Denizci beyliktir. Aydınoğlu Umur Bey donanmasıyla Ege'de fırtınalar koparmış bir denizcidir. Denizci beylik olarak sorulur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Başka, Yıldırım Bayezid buna son vermiş. Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden kurulmuş. İkinci Murat almış. Ama Aydınoğulları deyince denizcilikte çok önemli bir beylik olduğunu bilelim. Yeterli. Menteşeoğulları yine hakeza Muğla Fethiye civarındaki denizci beyliktir. Rodos'a kadar seferler düzenlemiş, güçlü bir donanması olan bir beylik. Aynı şey Yıldırım Bayezid son vermiş. Ankara Savaşı ile yeniden kurulmuş. 2. Murat tarafından Osmanlı'ya katılmıştır. Saranoğulları hiç sorulmadı arkadaşlar. Denizci olmanın dışında özellikler yine aynı arkadaşlar. Ankara Savaşı ile son vermiş ama Çelebi Mehmet tarafından varlığına son verilecek. Candaroğulları da önemli beylikler arasında yer alır. Çünkü Kastamonu Sinop civarında kurulmuş bir beylik olmakla birlikte denizcilikle uğraşmış, Karadeniz'de ticaretinde önemli bir yerdedir. Karadeniz egemenliği için Venediklerle, Cenevizlerle mücadele etmiştir arkadaşlar. Hatta bunlar daha sonra ikiye ayrılacaklar. Candaroğulları İsfendiyaroğulları olarak ayrılacaklar ve Fatih döneminde tamamen ortadan kaldırılacaklar arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'le birlikte. Dulkadiroğulları Beyliği'ne bakarsak Güneydoğu'dadır. Maraş, Elbistan, Malatya civarında bir beylik olarak karşımda çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim döneminde 1515 Turnadal Savaşı'yla Osmanlı Devleti'ne katılan son beylik olacak. Dulkadiroğulları'nın alınmasıyla birlikte Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır denecek. Dulkadiroğulları'nın da bu özelliği var. Ramazanoğulları'na gelirsek Adana civarında karşımda çıkan bir beylik arkadaşlar. Memlüklere bağlı olarak kurulmuştur bu beylik. Daha sonra Osmanlı Devleti'ne yine Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır Seferi sürecinde bağlanmıştır. Anadolu Türk Siyasi Birliği adına önemli bir adım burada atılmıştır. Şimdi arkadaşlar, şuraya kadar anlattıklarımızı bir toparlarsak, şimdi burada önemli olan 3 tane gelişme vardı. 1. 1230 Yassıçemen Savaşı. Hardemşahlarla Türkiye Selçuklar arasında yapılmış bir savaştı. Detaylara dikkat edelim. Sonra 1240 Babaylar İsyanı, Anadolu Türkiye tarihindeki ilk din içerikli isyandı. Sebep ve sonuçlarına bakalım. Sonra 1243 Kösedağ Savaşı, Moğollarla Türkiye Selçuklar arasında yapılmış. Türkiye Selçuk Devleti yıkılış sürecine girmişti. Yine diğer sonuçlarına bir göz atalım. Sonra ne geliyordu? Beylikler dönemi. Bu beylikler içinde öncelikle Karamanoğulları karşımda çıkıyordu. Önemliydi. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olarak sorulmakla birlikte aynı zamanda Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde resmi dilin Türkçe olması bilgisi çok önemliydi. Bunun üzerinde duralım. Başka ne vardı? Candaroğulları Sinop civarındaki bir beylikti. Bu beylikte Karadeniz'deki varlığıyla karşımda çıkıyordu. Aydınoğulları'nda Onur Bey önemli isimdi. Denizcilikte çok önemliydi. Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katılan son beylikti. 1515 Turnadal Savaşı ile birlikte Anadolu Türk Birliği kesin olarak sağlanmıştı dedik. Şimdi birkaç soruyla dersimizi noktalayalım. 13. yüzyılın başlarında en güç dönemini yaşayan Anadolu Selçukları, Moğol istilasının durdurma amacıyla gerekli hazırlıklar yapmasına rağmen gelişmelerden hangilerine bağlı olarak güç kaybetmiş ve Moğolların Anadolu'ya girişi kolaylaşmıştır. Şimdi 1240 Babaylar isyanı Selçuklu ordularını yıpratmış. Hatta iki Selçuklu ordusu yermişlerdi. Üçüncü ordu isyanı güçlükle bastırmıştı. Dolayısıyla ordunun yıpranması 1240'ta 1243 Kösedağ Savaşı'nın kaybedilmesinin etkiliydi. 1048 Pasinler Savaşı'nı hatırlayalım. Anadolu'nun işte tanındığı, Bizans'ın tanındığı, Anadolu'nun kilidinin açıldığı savaştı. Alakası yok. 1176 Mirekefalon Savaşı, Anadolu'nun tapusunu alan savaştı. Türkiye Selçukların Bizans'a yaptığı bir savaştı. Dolayısıyla Moğol istilası ile ilişkisi yoktu. Bu durumda cevabımız A, yani yalnız bir olacak.
Bir başka soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Moğol saldırıları sonucu Türkiye Selçuk Devleti'nin yıkılma sürecinin girmesinin Anadolu'da ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir? 1243 Kösedağ Savaşı yaşandı. Türkiye Selçukları Moğollara karşı yapılan savaşı kaybetti. Bunun sonuçları arasında hangisi gösterilebilir? Büyük bir siyasal ve ekonomik çöküşün yaşanması. Anadolu'da değil mi? Yaşandı, evet. Moğollar ağır vergiler almaya başladı. Devlet düzeni çöktü. Güvenlik sorunu başladı. Ahiler olmasa belki, yani tam anlamıyla Türkler belki Anadolu'dan silinecekti. Şehirlerdeki ahiler ya da çeşitli dini örgütlerle birlikte ne yaptılar? Anadolu'da Türklere varlığını korudular. Ama İpek Baharat yolları vardı Anadolu'dan geçen. Geçmez oldu ya da çok sınırlı geçiyor. Çünkü güvenlik yok, asayiş yok vesaire. Doğu Anadolu'daki Türkler İran'a göç etmez arkadaşlar. Ege'ye göç ederler. Çünkü İran'da Moğollar. Moğollardan kaçıp gidiyorsun sen. Haçlı saldırılarına karşı mücadelenin zorlaşması yanlış. Çünkü Haçlı saldırıları 1090'lı yıllarda yaşandı. Bu 1200'lerde. Yani Haçlı saldırıları daha önce gerçekleşmiştir. Bu çok güzel bir tuzak. Ticaret yollarının önemi artmadı, azaldı. Çünkü güvenlik asayiş bozuldu. Hristiyan nüfus zaten daha öncesinde azalmaya başlamıştı. Moğol saldırılarıyla ilişkisi yoktur. Bir soru daha çözelim. Kösedağ Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin otoritesinin sona ermesinin ardından Anadolu'da Türk birlikleri bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde kurulan beylikler arasında yer almaz? Kösedağ Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler arasında yer almaz. Kösedağ Savaşı ne zamandı arkadaşlar? 1243'tü değil mi? 1243 Kösedağ Savaşı'nın sonuçları arasında hangisi yer almaz? Şimdi oğulları beylikleri aslında temelde Kötedağ Savaşı'ndan sonra kurulmuş beyliklerdir. Ama danışmentler neydi? Birinci dönem beyliklerdendi. Danışmentler arkadaşlar Doğu Anadolu'da 1071 Malazgirt Savaşı sonrasında kurulmuştur. Birinci dönem beylikler, danışmentler, Saltuklar, Altuklar, Mengücekler gibi beylikler. İkinci dönem beylikler ise oğulları beylikler olarak karşımda çıkar. Cevabımız D olacak. Hadi bakalım. Bir önceki dersimizin ödüllü sorusunu çözelim. Ne diyor sorumuz? 4. Haç seferinde Kudüs'ü ele geçirmek üzere yola çıkan Haçlar İstanbul'u yağmalamaları ve burada bir Latin krallığı kurmaları hangilerini kanıtlamaz? Haçlar 4. Haç seferi için geliyor. Ama İstanbul'da durup İstanbul'u yağmalıyorlar, burada bir Latin krallığı kuruyorlar. Bu hangisini ortaya çıkarmamış? Haçlar temel amaçlarının dışına çıkmıştır, değil mi? Kanıtlaması soruyor. Katolik mezhebi etkisini kaybetmiştir. Hayır, Katolik mezhebi hala Roma'da ve çok etkin. Halen dünyada 1,5 milyardan fazla Katolik var. Bizans İmparatorluğu'nun siyasi varlığı sona ermiş. Yanlış, bak sona ermiş diyor. Bizans İmparatorluğu'nun siyasi varlığı bir süre için sekteye uğramıştır deseydi olurdu. Çünkü 1204'te 1261 yıllar arasında İstanbul'da evet bir Latin krallığı var. Ama İznik'teki imparator, İznik'teki krallık ya da işte Bizans'ın devamı niteliğindeki imparatorluk 1261'de İstanbul'a girecek, Latinlerin varlığına son vererek yeniden İstanbul'da Bizans'ı canlandıracaktır. İşte bu yüzden siyasi varlığına son verilmiştir ifadesi yanlış. O zaman cevabımız ne olacaktır? A yalnız bir olacaktır. Peki şimdi gelelim bu dersimizin ödüllü sorusuna. Ne diyor? Moğollar 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçukları vergiye bağlamış. Bu gelişimi hangilerinin kanısı sayılabilir? Sorusu ödüllü sorumuz arkadaşlar. Soruya odaklanalım. Dediğimiz gibi her defasında aynı uyarıyı yapıyoruz ama ona çok dikkat edelim. Kelime oyunlarına düşmeyelim arkadaşlar. Bilgi sorularına odaklanalım. Burada daha çok ne görülebilir? Bir tuzak kelime üzerinden, yorum anlama yeteneği üzerinden bir tuzak olabilir. Buna odaklanmakta fayda var. Evet arkadaşlar, yorumlarınızla birlikte cevabınızı bekliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir konunun devamını işleyeceğiz. Geçen hafta ne demiştik? Dış kuvvetler bir demiştik. Orada çözülme ile oluşan yeryüzü şekilleri, kütle hareketlerinin neden olduğu yeryüzü şekillerinden bahsettik. Onun dışında rüzgarlar ve akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekilleri deyip dış kuvvetler biz bir kısmını bitirmiştik diyebiliriz. Bugün ise sizlerle birlikte dış kuvvetler iki kısmından bahsedeceğiz. Peki bugün ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte şöyle bir
göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda bugünkü içeriğimizde bizleri öncelikle buzulların oluşturmuş olduğu yeryüzü şekilleri bekliyor. Burada ne var? Özellikle buzullar dünya ölçeğinde soğuk iklim bölgelerinde etkili bir dış kuvvetti. Daha sonra karstik arazilerde oluşan yeryüzü şekillerinden bahsedeceğiz. Burada özellikle kimyasal tortul kayaçların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Devamında dalga ve akıntıların oluşturduğu yeryüzü şekilleri diyeceğiz. Özellikle kıyıların şekillenmesindeki en etkili dış kuvvetinde dalga ve akıntılar olduğunu söyleyebiliriz. Devamında ise kıyı tipleri ve bunların oluşum süreçleriyle ilgili ifadelere bakacağız. Yani enine kıyı tipi, boyuna kıyı tipi, ria tipi kıyı, bu kıyıların ne gibi özellikleri var ve bu kıyılar dünya ölçeğinde ve Türkiye ölçeğinde nerelerde görülüyor, onlardan bahsedeceğiz diyebiliriz. Peki bu dersimiz bittiğinde dersin tabii ki de bize gene kazandırdığı en önemli faaliyet nedir derseniz, mesela bir deniz kıyısına gittiğinizde oradaki kıyı tipi hakkında yorum yapıp denizin o kıta sahanlığı ile ilgili ilişkilerine bakabilirsiniz. Ya da dünyada herhangi bir yeri gezmeye gittiğinizde, özellikle Norveç, İsveç, Finlandiya'ya gittiniz, buzul aşının birikim şekilleri etkilidir ve bunun neden burada etkili olduğunu da öğrenmiş olursunuz. Peki dersimiz bitti. Ders bittikten sonra konunun daha güzel bir şekilde öğrenilebilmesi için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki de soru çözmeniz gerekiyor ve burada hemen ne yapıyorsun? Sıfırdan ona konu özetli soru bankası kitabımızı açıyorsun. 44-64 arası burayı tamamıyla bitirmiş oluyorsun. Çünkü burada artık bizim bu yerin şekillenmesi kısmımız genel itibariyle bitti. Devamında Dinamo soru bankası kitabımızı da açıyorsunuz. Orada da 34 ile 43 sayfa aralıklarını güzel güzel çözüyorsunuz diyebiliriz. O zaman hadi bakalım dış kuvvetler 2'de birincisi buzullar ve bunların oluşturduğu yeryüzü şekilleri. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar, buzullar dünya ölçeğinde nerede etkili bir dış kuvvettir dersek, şöyle bir düşün. Bir kafayı düşün, düşün, düşün. Buzul dediği zaman soğuk bir alan aklımıza geliyor. Peki biz bu soğuk alanı dünya ölçeğinde nerede göreceğiz? Ya kutuplara yakın sahalarda göreceğiz. Peki kutup olmayıp da havanın soğuk olduğu bir alan var mıdır dersek? Tabii ki de vardır. Neresi dediğimizde? Tabii ki de dağların o yüksek kesimlerinde. O zaman şunu unutma. Buzullar dünya ölçeğinde nerede etkili bir dış kuvvet derse, hemen gözün kutuplara yakın bir sahayı arasın. Eğer ki böyle bir saha yoksa dağların o yüksek kesimlerini arasın. Burada bilmemiz gereken birinci ifade kalıcı kar sınırıdır. Peki bu ne demektir dersek, kalıcı karların, yani erimeyen karların başladığı sınıra biz kalıcı karın alt sınırı diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu sınıra dikkat ettiğinizde bakın, ekvatorda kalıcı karın alt sınırı nereden başlıyor? 5500 metreden başlıyor. Ve bu kalıcı karın alt sınırı kutuplara doğru gidildikçe alçaldı ve 70 derece enlemine geldiğimizde kalıcı karın alt sınırı deniz seviyesine ne yaptı? Geldi. O zaman şunu unutmayalım. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyordu. Bu ister istemez kalıcı kar alt sınırının da kutuplara doğru gidildikçe alçalmasına neden olur. Peki sorum şu size. Ekvator ve çevresinde buzulların aşının birikim şekillerini görebilir miyiz dediğimizde, cevabınız eğer ki hayırsa orada dur. Neden? Ekvatorda kalıcı kar sınırı 5500 metrenin üzerinde mi? 5500 metrede başladı. O zaman ben 5500 metre ve üzerindeki bir alanda buzullara ait şekilleri görürüm. Ama şunu unutma. Ekvator ve çevresinde buzullara ait aşının birikim şekilleri yaygın bir şekilde görülür diyorsa, o zaman hoca dur orada diyeceksin. Görülmez. Çünkü ekvator sıcak olduğu için kalıcı karın alt sınırı daha yüksekten geçer. Bu da o alanda buzul aşının birikim şekillerinin daha az görülmesine neden olmuştur. Ama görülür diyeceksiniz. Ve kutuplara doğru gidildikçe bu sınır alçalacağı için biz buzul aşının birikim şekillerini yüksek enlemlerde daha fazla görürüz diyebiliriz. Bir de burada şöyle bir durum var. Arkadaşlar, günümüzde aktif bir buzulun olmadığı şöyle bir alan düşünün. Burada bir ağ merkezi. Burada buzul aşının birikim şekillerine rastlarsak buradaki yorumumuz ne olmalı? Bak şimdi bakıyorum. Ya burada buzul yok. Aktif bir buzul da yok ama buzul aşınım şekli var. Mesela burada bir sirk gölü olsun, tamam mı arkadaşlar?
Şimdi Sirk Gölü buzul aşırım sonucunda meydana gelen çukurluk alanlardaki biriken su kütlelerinin oluşturduğu göllerdir. Şimdi burada Sirk Gölü var ama buzulun bulunduğu sınır 4800 metre diyor. Eğer ki böyle bir yerde buzul aşınım ya da birikim şeklini görüyorsak buralar geçmiş jeolojik dönemlerdeki iklim değişimlerinden etkilenmiştir ve buzullaşmaya uğramıştır diyebiliriz. Burada buzul çeşitleri dediğimizde 4 tane buzul çeşidinden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi Sirk buzulu arkadaşlar. Şimdi buzul hareket ettiğinde araziyi şöyle aşındırır ve bir çukurluk oluşturur. Eğer ki bu çukurluk içerisinde bir buzul böyle birikmişse buna biz Sirk buzulu diyeceğiz. Ve bu buzul eridiğinde bu alanda bir göl oluşturur. Biz bu göllere de Sirk gölleri diyoruz arkadaşlar. Vadi buzulu dediğimizde şuraya dikkat ederseniz sanki bir akarsu vadisi gibi. Ama burada neyi görüyorum ben? Burada şunu görebilmekteyim. Buzul içerisinde. İşte bu vadinin içerisinde buzul olduğu için biz bunlara vadi buzulları diyeceğiz. Örtü buzuluna geldiğimizde şuraya bir baksana. Yüzeyini almış, tamamen kaplamış. Eğer ki böyle bir ifadede örtü buzulu varsa bu kutuplarda, yani o yüksek enlemlerde görebileceğimiz bir buzuldur. Türkiye'de mesela biz bu buzulu göremeyiz. Peki Türkiye'de hangi buzulu göreceğiz derseniz Takke buzulunu göreceğiz. Takke buzulundaki temel mantık nedir dediğimizde dağların o üst kısımlarındaki biriken buzullara da Takke buzulları diyoruz. Bizim ülkemizde de Takke buzulları yaygın bir şekilde görülmektedir diyebiliriz. Devamında iceberg bu örtü buzulundan kopan parçalara verdiğimiz isimdir diyebiliriz. Şimdi geldik. Her dış kuvvette olduğu gibi. Mesela bunu rüzgarlarda da yapmıştık. Ne demiştik? Rüzgarların oluşturmuş olduğu aşınım şekilleri dedik. Ve aynı zamanda rüzgarların oluşturmuş olduğu birikim şekilleri dedik. Ve aynısını gene nerede de kullandık? Akarsularda da kullandık. Ve dedik ki akarsuların oluşturmuş olduğu aşınım şekilleri ve akarsuların oluşturmuş olduğu birikim şekilleri demiştik. Şimdi burada rüzgarların oluşturmuş olduğu aşınım ve birikim şekillerine bakmamız gerekirse aşınım şekillerinden birincisi buzul vadisi. Biraz önce vadi buzulu demiştik ya, o işte vadi buzulu. Vadinin içerisindeki o buzul o araziyi aşındırıyor ve şöyle U, yani tekneye benzeyen bir vadi tipi ortaya çıkarılıyor. Buna biz vadi buzulu ya da buzul vadisi diyeceğiz. Tekne vadi olarak da ifade edebiliriz. Sirk ise buzul aşınımı sırasında meydana gelen çukurlara verdiğimiz isimdir. Aha da şuradaki 3 tane güzel çukuru görüyor musunuz? Bunlar bu alandaki buzulun hareket etmesiyle birlikte aşınmış ve çukurluklar oluşmuştur. İşte arkadaşlarım, bu çukurlukların içerisinde bulunan buzul zaman içerisinde eriyerek buradaki gibi gölleri oluşturur ve biz bunlara ne diyeceğiz? Sirk Gölü diyeceğiz. Bunu da unutmamış olalım. Mesela Türkiye'de bunun örnekleri mevcuttur diyebiliriz. Ve son geldik Hörgüçkaya. Hörgüçkaya özellikle buzul aşınımı sırasında mesela şöyle bir arazimiz olsun. Şurada şöyle bir sert bir kayacımız olsun. Şu kayaç aşınmaya karşı ciddi anlamda dirençli bir kayaç olsun. Şimdi buzul buradaki araziyi aşındırdığında o üstteki örtü tabakası gider ve aşınmaya bağlı olarak burada bakın dikkat edin devenin hörgücüne benzer bir şekilde bu kayalıklar tepeler şeklinde kalır. İşte biz bu tepeler şeklinde kalan kayalık alanlara hörgüç kaya diyeceğiz. Devenin örgücünü düşündüğünüzde şöyle bir çıkıntısı mevcuttur. İşte bu çıkıntı devenin örgücüne benzediği için hörgüç kaya diyoruz. Aman direkt şunu da düşünme. Hörgüç kaya, hörgüç deveydi. Lan deve varsa bu çöl iklimidir. Çöl iklimi ise o zaman bu rüzgarın oluşturmuş olduğu şekildir diye düşünme Allah'ını seversen. Burada tamamıyla olay nedir? Devenin örgücüne benzemesidir. Morenler nedir dersek arkadaşlar, morenler buzulların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tipleridir. Sander ovaları ya da sander düzlükleri dediğimizde buzulun erimesiyle birlikte arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere bir düzlük var. İşte bu düzlüğün bulunduğu alana sander ovası diyoruz. Durumlin peki? Buzullar aşındırdığı malzemeleri bir kayanın etrafında biriktirerek şuradaki gibi balineye benzer bir tepecik ortaya çıkarır. İşte biz bu balineye benzer tepeciğe ne diyeceğiz? Durumlin diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi karstik arazilerdeki oluşan yeryüzü şekilleri. Bak şunu unutma.
herhangi bir yerde karstik aşınım ya da karstik birikim şekilleri varsa burada hangi kayaç grubu vardır dediğimizde kimyasal tortul kayaç grubu vardır diyebiliriz. Çünkü bu kayaçlar su ile tepkimeye girdiğinde eriyik hale gelirler. Eriyen malzemeler aşınıp taşınıp herhangi bir alanda birikir ve burada da birikim şekillerini oluşturur. O zaman şunu unutma. Sana bir ifadede kireç taşı diyorsa diğer ismi neydi? Kalkerdi. Jips diyorsa diğer ismi alçı taşı. Kaya tuzu ya da tebeşir diyorsa bunlar kimyasal tortul kayaçlardır ve bunlar aşınmaya karşı dirençsiz kayaçlardır. Bunlar su ile tepkimeye girdiğinde eriyik hale gelir. İşte bu eriyen alanlarda aşınım şekillerini oluşturur. Aşınan malzemeler yani o eriyik haldeki malzemeler herhangi bir yerde çökelir ve birikim şekillerini oluşur. Özellikle karstlaşma yani karstik arazilerde bu yeryüzü şekillerinin oluşması üzerindeki en önemli etken kayaç cinsidir. Mesela herhangi bir alanda granit dediğimiz bir kayaç olsaydı bu volkanik yani magmatik kayaçtır. Granit derinlik kayacı olarak geçer. Biz böyle bir kayacın bünyesinde karstik şekilleri göremezdik. O yüzden burada özellikle kalker, kaya tuzu, jips bu üçünü bil. Kireç taşı, alçı taşı, kaya tuzu bunları bileceksin. Bunlar varsa karstik şekilleri de görebilirsin. İkincisi iklim. Özellikle burada hem sıcaklığın olması gerekiyor ve aynı zamanda da suyun olması gerekiyor. Eğer ki bunlar varsa kayaçla tepkimeye girdiğinde ayrışma daha hızlı gerçekleşecektir ve bu da o alanda arkadaşlarım o karstik şekillerin oluşmasına neden olacaktır diyebiliriz. Tabakalanma özellikleri, arazinin jeomorfolojik özellikleri ve tabii ki de belirli bir sürenin geçmesi lazım. Zaman karstlaşma üzerindeki etkili olan unsurlardır. Gene aynı şekilde mantığımız nedir? Karstik arazilerde oluşan aşınım, karstik arazilerde oluşan birikim şekilleri diyoruz. Aşınım şekillerinde lapya, dolin, uvala, polye. Bak burada şunu unutma. Lapya karstik aşınım içerisindeki en küçük karstik aşınım şekli olarak karşımıza çıkmakta. Dolinler genişleyerek uvalaları, uvalalar genişleyerek polyeleri oluşturuyor. Mantığımız budur. Ama biz burada daha kolay bir şekilde öğrenebilmek için şunu bilelim. Lapyalar zamanla dolinleri, dolinler zamanla uvalayı, uvala da zamanla polyeyi oluşturuyor diye bilelim. Ama böyle bir şey yok. Burada lapya en küçük aşınım şekli, dolinler uvalayı, uvala da polyeyi oluşturuyor. Ama biz lapya, dolin, uvala, polye diye sıralı bir şekilde gideceğiz. Mağara, düden ve obruk gene karstik aşınım şekilleri olarak karşımıza çıkmakta. Traverten karstik birikimin yeryüzündeki meydana gelen şeklidir diyebiliriz. Sarkıt, dikit, sütun ise karstik birikimin yer altındaki şeklidir diyebiliriz. Peki karstik aşınımdaki en küçük şekil lapyaydı. Karstik aşınımdaki en büyük şekil nedir dersek tabii ki de buna polye diyeceğiz. Polye diğer ismiyle karstik ova olarak ifade edilmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Gelin şöyle güzel bir görsel üzerinde bunu da görmemiz gerekirse. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir görsele baktığımda birinci görselden başlıyorum. Birinci görsele şöyle bir baktığınızda burada erime ile birlikte meydana gelmiş çukur alanlar var mı? Var. Bunlar karstik aşınımın en küçük şeklidir. Tekrar söylüyorum bunlar karstik aşınımın en küçük şeklidir ve biz bu şekillere ne diyeceğiz? Tabii ki de lapya diyeceğiz. Karstik arazilerde su ile tepkimeye giren kayacın erimesiyle birlikte meydana gelmiş en küçük karstik şekle verdiğimiz isim lapyadır. Delik şeklinde de olabilir, oyuk şeklinde de olabilir. Birkaç milimetre ile birkaç metre arasında yer değiştiren aşınımlara biz lapya diyoruz. Lapya dışında İkincisine geldiğimiz zaman bak ne demiştik biraz önce geliyorum. Lapya, dolin, uvala, polye. Lapya, dolin, uvala, polye diyoruz. Sırasıyla gitmemiz gerekirse. Şu ikinci görmüş olduğun şekil dolindir. Şurayı görüyor musun? Orada ne var? Hafif böyle bir çukurluk var. İşte karstik arazilerde aşınmayla birlikte meydana gelmiş derinlikleri birkaç metre çapında değişen çukurluklara biz dolin çukurlukları diyoruz. Şurada da dolini görebilmekteyiz arkadaşlar. Aha da tam şurası. Hemen onun soluna gel. Burada bir tane dolin var mı? Var. Burada bir tane dolin var mı? Var. İki tane dolin burada birleşmiş mi? İşte lapyaların
oradaki birleşmesiyle birlikte dolinler, dolinlerin birleşmesiyle birlikte de uvalalar meydana geliyor diyeceğiz. Bak mesela burada da görebilmekteyiz. Dolinler ne yaptı? Burada böyle birleşti. Daha geniş bir çukurluk oluştu. İşte biz bu geniş çukurluğa da uvala diyeceğiz arkadaşlar. Devamındaki karstik aşınımın en büyük şekli. Ve buraya dikkat ederseniz etrafı daha yüksekte, kendi daha alçakta yer alan bir düzlüktür. Biz bu düzlüklere ova diyeceğiz. Bu ova ifadesi nedir dersek, aha da burada görmüş olduğunuz polyedir. Polye ne demektir derseniz arkadaşlarım, polye karstik ova demektir. Bunu da unutmayalım ve karstik aşınımdaki en büyük şekil olarak karşımıza çıkmakta. O zaman tekrar söylüyoruz. Lapya karstik aşınımın en küçük şekli. Dolinler erime çukurlukları. Dolinler birleşirse uvalalığı. Uvalalar birleşirse de neleri oluşturacaktır? Polyeleri oluşturacaktır diyebiliriz. Onun dışında mesela şu alanda bir akarsu vadisi görüyorsunuz. Aşınmayla birlikte derine doğru aşınmış bir vadi. Bu alanda kanyon vadilerin varlığından söz edebiliriz. Devamında bak şimdi şuraya dikkat et. Şimdi bu alt kısımda bir mağara var. Görüyor musun tam şurada? Burada da bir boşluk varmış. Zaman içerisinde bu boşluğun üst kısmı böyle çat çökmüş, aşağıya doğru gitmiş ve bu alanda bir çukurluk oluşmuş. İşte biz bu çukurluğa ne diyeceğiz? Obruk diyeceğiz. Karstik arazilerde suyun yer altına sızan kısmı su batan olarak geçer. Yer yüzeyine çıkış kısmı ise su çıkan, yani karstik kaynak olarak geçer ve bu kaynakların bünyesinde bol miktarda ne vardır dersek kireç vardır diyebiliriz arkadaşlar. Geldik şimdi birikim şekillerine. Özellikle karstik arazilerde su ile tepkimeye giren bu kayaçlar eriyik hale geliyor ya, bunların bünyesindeki kalsiyum karbonat herhangi bir yerde çökeldiğinde karstik birikim şekillerini oluşturuyor ve karstik birikim şekillerinin yeryüzünde görülen şekli nedir dersek travertendir. Aha da burada aşağıda güzel güzel bunu görebilmekteyiz. Peki bunu şimdi Türkiye'de düşündüğünüzde nerede var? Denizli, Pamukkale'de var. O zaman Denizli, Pamukkale dediğimizde karstik şekillerin varlığından bahsedebiliriz. Peki karstik birikimin yer altındaki şekilleri nelerdir dersek? Sarkıtlar, sütunlar ve dikitlerdir. Hemen şöyle yer altında bir mağara çizmemiz gerekirse. Şimdi bak, sular bu mağaranın tavan kısmında şöyle birikir ve aşağıya doğru sarkarsa. Bak dikkat et, aşağıya doğru sarkarsa diyorum. O zaman burada ne oluşacaktır? Aşağıya doğru sarktı, sarkıt oluşacaktır. Aşağıya geldi, aşağıda birikmeye başladı ve böyle dikelmeye başladı. O zaman burada ne oluşacaktır? Dikit oluşacaktır. Eğer ki bu sarkıt ve dikit zaman içerisinde böyle birleşirse sütun oluşacaktır diyebiliriz. Bak tekrar söylüyorum. Tavan kısmında şöyle bir birikim varsa, hemen rengimi de güzel bir şekilde farklı alayım ki daha net bir şekilde görebilelim. Tavan kısmında şöyle bir birikim varsa bu sarkıttır. Taban kısmında bir birikim varsa bu dikittir. Eğer ki bu sarkıt ve dikit şurada şöyle birleşmişse bunlara da biz sütun diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi dalga ve akıntıların oluşturmuş olduğu yeryüzü şekilleri. Özellikle şunu unutmayalım. Soğuk iklim bölgelerindeki en önemli etkili dış kuvvet buzullardı. Karstik arazilerin bulunduğu alanlardaki en önemli dış kuvvet karstik şekillenme, karstlaşmaydı. Yarı kurak ve kurak iklim bölgelerindeki en etkili dış kuvvet rüzgarlardı. Kıyıların da şekillenmesindeki en etkili dış kuvvet dalga ve akıntılardır. Burada dalgaların oluşturmuş olduğu aşınım şekillerine baktığımızda birincisi falez, ikincisi abrazyon platformu ya da aşınım düzlüğü diye geçer. Üçüncüsü ise doğal mağara ve kemer köprülerdir. Birikim şekillerine geldiğimiz zaman ise kumsallar, kıyı okları, lagünler ve tombololardır diyebiliriz. Hemen şöyle bunların da görsellerini görmemiz gerekirse. Yazın denize gittin. Oh dedin, lan mis gibi vallahi bayıldım buraya dedin ve denize girdin. Dalga geldi, dalganın içerisine daldın, çıktın, yüzdün, bir şeyler yaptın ve dışarıya şöyle kıyı şeridine bir uzandın. Bir şöyle nefes çektin. Ondan sonra elin şortunun cebine gitti, bir baktın kum dolmuş dedin. Şimdi ne oldu? Dalgalar kıyıya geldiğinde beraberindeki kum parçalarını kıyıya getiriyor mu? Getiriyor. Eğer ki bu kum parçalarını kıyı alanlarda biriktirirse neleri oluşturur? Birikim şekillerini oluşturur. Dalga geldi kıyıya çarptı, geri gitti. Dalga geldi kıyıya çarptı, geri gitti. Çarptı, geri gitti. Çarpma ile birlikte o alanda bir aşınım şekli meydana getirecek mi?
getirecektir. O zaman da aşınım şekilleri oluşacaktır. Birincisi, kıyı okları diyoruz. Dalgalar beraberinde getirdiği malzemeyi denizin kıyısında bir ok gibi biriktirirse biz bunlara kıyı oku diyeceğiz arkadaşlar. Mesela şu alanda bir kıyı okunu görebilmektesiniz. Peki bu görsel güzel Türkiye'mizin neresinden çekilmiştir? Bunu da yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi burada bir kıyı oku var. Eğer ki kıyı oku bir koy şeklinde böyle devam ederse kıyı kordonunu oluşturacaktır. Bak şurada şöyle ne yaptı? Çıkıntı yaptı. Burada kıyı kordonunu oluşturdu. Şuna dikkat et. Eğer ki bir kıyı oku şuradaki gibi bir koyun ağız kısmını böyle kapatırsa burada kıyı setini oluşturur. Bak mesela şurada bir kıyı setini görebilmekteyiz. Kıyı oku ne yapmış? Buradaki koyun şöyle ağız kısmını tamamıyla kapatmış. Ve gerisinde ne oluşmuş? Bir göl oluşmuş. İşte biz bu göle ne diyeceğiz? Kıyı seti gölü ya da diğer ismiyle lagün diyeceğiz. Hemen şöyle toparlamamız gerekirse. Dalga. Hemen şöyle aman ileri gidelim. Dalga beraberinde getirdiği malzemeleri eğer ki kıyının yanında biriktirir ve bir çıkıntı yaptırırsa biz buna ne diyoruz? Kıyı oku diyoruz. Çıkıntı böyle meydana gelirse kıyı kordonu diyeceğiz. Eğer ki bir kıyı oku koy ya da körfezin böyle ağız kısmını kapatırsa burada lagün, diğer ismiyle deniz kulağı, diğer ismiyle kıyı seti gölü meydana getirecektir diyebiliriz. Dalgalar beraberinde getirdiği maddeleri kıyıda biriktirirse o kum tanelerini biz kumsallar diyeceğiz. Eğer ki dalga beraberinde getirdiği malzemeleri arazimize çarptırır ve denizle kıyı çizgisi arasında şu alanda şöyle bir diklik oluşturursa biz buna falez diyeceğiz. Hemen üst görsele bakalım. Burada bir falez görebilmekteyim. Şurada bir kıyı çizgisi görebilmekteyim. Ama burada bir şey dikkatimi çekiyor benim. Nedir o? Bak falezle kıyı çizgisi arasında şurada bir düzlük var mı? Var. İşte biz bu düzlüğe aşınım düzlüğü ya da abrazyon platformu diyeceğiz. Falezlerin zaman içerisinde geri çekilmesiyle birlikte falez ile kıyı şeridi arasında kalan alana aşınım düzlüğü ya da diğer ismiyle abrazyon platformu diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Şu görsele geliyorum. Bak şimdi dikkat. Şurada bir kıyı okumuz var mı? Şurada da bir ne var? Ada var arkadaşlar. Ada ile şuradaki ana kara kıyı okuyla birbirine bağlanmış mı? Bağlanmış. Biz buna tombolo diyeceğiz. Bak şurada dikkat et. Şurası benim ana kara parçam. Şurada da bir ada görebilmekteyim. Ana kara parçamla adamın kıyı okları vasıtasıyla birbirine bu alanda bağlanması ile birlikte neler meydana geliyor? Tombololar meydana geliyor diyebiliriz. Mesela bizim ülkemizde Sinop, İnceburun ve Kapıdağı Yarımadası Türkiye'nin güzel iki tane tombolo örneğidir diyebiliriz. Geldik şimdi kıyı tipleri ve oluşum süreçleri. Kıyıların şekillenmesindeki o etkili olan dalgalar kıyı alanlarda farklı kıyı tiplerinin meydana gelmesine neden olmuştur diyebiliriz. Ve birinci kıyı tipimize baktığımız zaman limanlı kıyı tipi. Ukrayna, Odessa kıyıları buna verilebilecek en güzel örnektir arkadaşlar. Peki buradaki bu kıyı tipi nasıl oluşmuştur? Dalgalar özellikle bazı alanlarda yer alan koyların ağız kısmı. Bak koyların diyor ağız kısmı. Koyu şöyle düşün. Bu ağız kısmı kıyı okları ya da kordonlarıyla şöyle kapanırsa doğal bir dalga kıran vazifesi görür ve liman özelliği taşır. Biz bu kıyı tipine limanlı kıyı tipi diyeceğiz. Ve Ukrayna Odessa kıyıları limanlı kıyı tipine en güzel örneklerdir diyebiliriz. Geldik ikinci kıyı tipimiz Ria tipi kıyı. Yüksek bir plato üzerinde derince yarılmış akarsu vadilerinin yani burada bir akarsu vadisi var. Ve bu akarsu vadisi yükselen deniz suları altında kalıyor mu? Kalıyor. Eğer ki bu şekilde bir kıyı tipi oluşursa biz bu kıyı tipine Ria tipi kıyı diyeceğiz. Peki bu kıyı tipini ülkemizde nerede görüyoruz dersek İstanbul ve Çanakkale boğazları ülkemizin en önemli Ria tipi kıyılarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Geldik bir diğer kıyı tipimiz Dalmaçya tipi kıyı. Bakın şimdi burada bir dağlık alan var ve bu dağlık alanlar kıyı çizgisine ne yapmış? Paralel uzanmış ve dikkat ederseniz bu kıyı çizgisine paralel uzanan dağların arası deniz suları tarafından işgal edilmiştir. İşte bu şekilde o denizin içerisinde irili ufaklı birçok
adacık yer alır ve bu şekilde oluşan kıyı tipine biz dalmaça kıyı tipi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Özellikle ülkemizde Antalya, Fenike, Kaş kıyıları dalmaça kıyı tipine örnektir diyebiliriz. Enine kıyı tipi ve boyuna kıyı tipi ikisi de önemli. Çünkü soru ifadelerinde bu kıyı tiplerinin özellikleri bize bolca sorulmakta. Peki burada durum nasıldır dersek? Bakın. Enine kıyı tipine dikkat edin. Dağlar kıyıya nasıl uzanmış dediğimizde dağlar kıyı çizgisine dik bir şekilde uzanmış. Peki boyuna kıyı tipine baktığımızda bu alanda dağlar kıyıya nasıl uzanıyor dersek paralel uzanıyor. O zaman şunu unutma. Dağların kıyıya dik uzandığı alanlarda enine bak dik iyi enine iyi. Oralardan aklına gelebilir. Eğer ki dağlar kıyıya paralel uzanıyorsa paralel boyuna ağlardan da aklına gelebilir. Paralel boyuna kıyı tipi. Peki ben enine kıyı tipini ülkemizde nerede göreceğim dersem Ege kıyıları bunu görebileceğimiz en güzel alandır. Peki boyuna kıyı tipleri ben Türkiye'de nerede göreceğim dersem Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyılarında görebilirim. Şimdi burada biraz önce ne dedim ben size? Bu enine ve boyuna kıyı tiplerinin özelliklerinden soracak bize. Nasıl? Herhangi bir alanda enine kıyı tipi görülüyorsa bu alanda kıta sahanlığı geniştir. Boyuna kıyı tipi görülüyorsa kıta sahanlığı dardır diyebiliriz. Ne demek bu? Kuşadası'nda denize gittin. Kıyıdan ayağını denize soktun ve yürüyorsun. Denizin içerisinde yürüyorsun. 30 metre gittin, 35 gittin, 40 gittin, 45, 50 metre gittin. Su hala göbek çevrendedir. Boyunu geçmez ve yüzme bilen biri olarak bu çok ciddi anlamda sıkıcı. Yüzme bilmeyen biri olarak bu ciddi anlamda güzel bir durumdur. O zaman bu alanda nedir biliyor musunuz? Kıta sahanlığı geniştir. Deniz ne yapmadı? Hemen bir an önce derinleşmedi. Dedi ki benim bu alanımda enine kıyı tipi görüldüğü için kıta sahanlığım geniş, denizim yavaş yavaş derinleşir. Ama sen Karadeniz'de ya da Akdeniz'de denize girmiş olsaydın, özellikle Anamur'da denize girdiğini varsay. Hemen kıyı çizgisine ayağını attın. 3, 4, 5 adım attın. Hop! Su boyunu geçti. Allah ne oldu dedin, kıyı bir anda derinleşti. Yüzme bilen biri olarak bu mükemmel bir şeydir. Ama bilmeyen biri olarak ciddi anlamda sıkıntılıdır. Allah göstermesin ayağın yerden kesildi, hop gittin. O zaman bu alanda da diyor ki bana burada sen denize girersen kıyıda bir anda denizin içerisinde derinleşme yaşanır. Bu da benim kıta sahanlığımın dar olduğunu gösterir arkadaşlar. Şimdi kıta sahanlığının geniş olduğu bir alanda dalga birikim şekillerini yaygın görürüm. Kıta sahanlığının genel itibariyle dar olduğu alanlarda bu birikim şekillerini daha az göreceğim. Ve aynı zamanda ben enine kıyı tipinin bulunduğu alanda kıyıdan iç kesime doğru yol yapmak istesem o dağların arasından rahat bir şekilde yol yapabilirken burada ise bu yolu maalesef yapamam ve boyuna kıyı tipinin bulunduğu alanda ne göreceğim? Tüneller, köprüler, yol yapım maliyetlerinin fazla olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Anamur'dan örnek verdik ya. Hemen o Toros dağlarının İç Anadolu bölgesine bakan kısmını düşündüğünüz zaman orada Karaman var. Karaman yaz döneminde gittiğiniz zaman sapsarı olarak sizi karşılar. Niye? Karasal iklim. Adamlar buğday, nohut, mercimek, karpa, fasulye yetiştirmiş ve hasat etti. Sapsarı bir coğrafya var. Torosları açtığınız zaman o Mersin Anamur'a geldiğinizde yemyeşil bir coğrafya seni karşılar. Ve dersin ki ya Allah'ım dağın hemen şurası sapsarı, bu tarafı yemyeşil. Neden? Çünkü iklimsel anlamda ciddi farklılıklar vardır. Denizden gelen nemli hava kütlesi içeriye kadar sokulamıyor ki. Oradaki dağlar diyor ki hop birader nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Yüksel yağışı buraya bırak, öbür tarafa nemsiz bir havayı götürürsün diyor. Ama enine kıyı tipinde ne oluyor biliyor musunuz? Gelen nemli hava kütlesi diyor ki dağların arasından babacığım ben bu aradan rahat rahat iç kısımlara doğru giderim ve içeriye de biraz yağış bırakırım, o kadar vicdansız değilim diyor. İç Anadolu bölgesine bakın. Karadeniz ve Akdeniz'de iki tane dağlık alan İç Anadolu bölgesini ne yaptı? Böyle kapattı. E biz arada ne yaptık? Yağmur dolduğunda kaldık ve karasal iklim bu coğrafyada geniş bir ölçekte etkili olmaktadır diyebiliriz. Fiyortlu kıyı tipine geldiğimiz zaman özellikle yüksek enlemlerde buzul vadilerinin yükselen deniz suları altında işgaliyle birlikte
oluşmuştur. Şunu unutmayalım. Yüksek enlemlerde bu kıyı tipini yaygın bir şekilde görürken Türkiye'de bu kıyı tipi yaygın bir şekilde görülmez. Skyer tipi kıyı ne diyor? Buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerinden hörgüç, Drümlin tepeleri ve moren yığınlarının yükselen deniz sularının altında kalmasıyla oluşacaktır. E o zaman Skyer tipi kıyıda buzulların oluşturduğu yeryüzü şekilleri varsa o zaman bu nerede görülecektir dediğimizde yüksek enlemlerde görülecek. Türkiye'de yaygın bir şekilde görülmeyecektir diyebiliriz. Geldik iki tane kıyı tipi Haliçli ve Vat kıyı tipleri. Özellikle gelgitkenliğinin yüksek olduğu akarsuların denize döküldüğü alanlarda akarsu ağızlarında görülen kıyı tipidir. Burada dikkat ederseniz o kıyı çizgisi içeriye doğru ne yaptı? Girinti yaptı. Biz bu kıyı tipine Haliç tipi kıyı diyeceğiz. Türkiye gelgitkenliği düşük olduğundan dolayı bu kıyı tipi de yaygın olarak görülmez. Vat kıyılara geldiğimizde gelgitin etkili olduğu dönemde deniz suyu çekilir ve o deniz dibi yüzeye çıkar. İşte bu şekilde oluşan kıyı tipine de Vat kıyı diyeceğiz. Gene Türkiye'de bu kıyı tipi yaygın görülmeyecektir. Kalanklı kıyı tipi. Özellikle kalanklı kanyon şeklindeki karstik vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Biz bu kıyı tipini Akdeniz bölgesinde göreceğiz. Çünkü şunu da unutma. Karstik şekiller Türkiye'de en yaygın ölçekte nerede görülür derseniz Akdeniz bölgesinde görülecektir. Kalanklı kanyon vadi karstik. Kalanklı kanyon karstik. KKK diye gideceksin, tamam mı? Bunu da unutmamış ol. Şimdi şunu unutmayalım arkadaşlar. Bizim ülkemizde Haliç tipi kıyı yaygın görülmez. Bu bir. Vat tipi kıyı yaygın görülmez. Bu iki. Çünkü bu iki kıyı tipinin oluştuğu alanlarda gelgitkenliği etkilidir ve bizim ülkemizde gelgitkenliği düşük olduğu için bu kıyı tipi görülmüyor. Bunun temel sebebi de göreceli konum özelliğidir. Yani bizim okyanusa kıyımız yok ve gelgitkenliğimiz düşük. Dalmatça kıyı tipi bizim ülkemizde görülür. Fenike Kaş demiştik. Enine kıyı tipi Enine Ege, Enine Ege, E'lerden git. Riye tipi kıyım İstanbul Çanakkale Boğazı. Kalanklı kıyı tipi dediğimizde kalanklı, kanyon, karstik, Akdeniz bölgesi, boyuna Akdeniz, Karadeniz, boyuna Akdeniz, Karadeniz diyoruz. Fiyort tipi kıyı ile Skyer tipi kıyı, hemen şuraya şöyle ikisine de yıldız attım. Gene bu kıyı tipleri de bizim ülkemizde yaygın olarak görülmez. Çünkü bu kıyı tiplerinin etkili olmasında buzul aşınım ve birikim şekilleri vardır. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Eğer ki bu kıyı tiplerinin oluşumunda buzul aşınım ve birikim şekilleri etkiliyse bizim ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için mutlak konum özelliklerimize bağlı olarak bu kıyı tipi de yaygın bir şekilde görülmeyecektir. Limanlı kıyı tipi gene ülkemizde görülen bir kıyı tipi olarak karşımıza çıkmakta. Geldik sizinle bugün birlikte dış kuvvetleri tamamıyla bitirmiş olduk. Şunu unutmayalım. Şuraya şöyle bir de akarsular diye yazayım. Şu yukarıya da geleyim şöyle bir de rüzgar diye yazayım. Yukarıya geleyim şöyle kütle hareketleri yazayım. Yukarıya geleyim çözülme ile oluşan yeryüzü şekilleri diye yazmış olalım arkadaşlar. Bak şimdi burada nelere dikkat etmen gerekirse çözülme fiziksel, kimyasal, biyolojik olarak üçe ayrılıyordu. Fizikselde sıcaklık farkı, kimyasalda erime, biyolojikte bitki kökü vardı. Bu okey. Kütle hareketleri dediğimizde eğim doğrultusunda yer değiştirme işlemi, heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi, çamur akıntısıydı. Orada eğimin fazla olması lazım. Tabakalanma özelliklerinin, beşeri faaliyetlerin meydana gelmesi lazım. Aşırı yağışın olması lazım. Kütle hareketlerine sebebiyet veriyordu. Rüzgarlar nerede etkili bir dış kuvvetti? Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkili bir dış kuvvetti. Özellikle çöller ve karasal iklim bölgelerinde rüzgarlar aşının birikim şekillerini rahat bir şekilde yapabilmekteydi. Akarsular yerin şekillenmesindeki en etkili dış kuvvet, etki alanının en fazla olduğu dış kuvvetti. Bunun aşınım, birikim, hem aşınım hem birikim şekilleri vardı. Buzullar soğuk iklim bölgelerinde, karstik araziler, karstik şekiller, karstik arazilerin bulunduğu kireç taşı, alçı taşı, kaya tuzu gibi şekiller, dalga ve akıntılar kıyıların şekillenmesinde etkili bir dış kuvvetti. Burada ders bittikten sonra yapmanızı istediğim olay şu.
Bak ben bir tanesini gösteriyorum. Bak burayı daha rahat bir şekilde. Sonuçta buradan öğretmenin mutlaka yazılı da soru soracak. TYT sınavında da 10. sınıf müfredatı olduğu için karşına dış kuvvetlerle ilgili soru gelecek. Rüzgarlar diyeceksin, ok çıkaracaksın. Rüzgarların oluşturmuş olduğu aşınım şekilleri neler? Hemen şuraya da ok çıkardın. Rüzgarların oluşturmuş olduğu birikim şekilleri nelerdir diyeceksin. Aşınım şekilleri mantar, kaya, tafoni. Onları yazdın. Birikim şekilleri kumullar, löster, balkanlar onu yazdın. Aynısını akarsular, buzullar, karstik dalga akıntılar içinde yapmanı istiyorum. Ve rüzgar dedikten sonra hemen şöyle yukarısına ok çıkarırsın. Nerede etkili bir dış kuvvettir onu da güzel bir şekilde yazmanı istiyoruz diyelim. Geldik bugün sizinle birlikte dersimizin sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Peki bir sonraki hafta bunları gördükten sonra hemen şöyle Türkiye'deki bir yeryüzü şekillerinden bahsedip bu kısmı da tamamıyla güzel bir şekilde bitirmiş olacağız diyelim. O zaman hadi bakalım haftaya görüşmek üzere. Ödevleri unutma, kendine iyi bak, hoşça kalın.